Vay, 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 vay. Uy, eve bak. Bunlar ne Mumu? Sen kesin köydeydin değil mi? Kesin. Yani bir peynir yüzünden yaptığına bak canımın içi. Yunanistan'dan almış olamaz mıyım? Zaten her şeyimiz aynı. Mesela bak bizde cacık, onlar caciki diyor. Plaki aynı plaki. Dolmaya dolmaki diyorlar vallahi bak. Hala yalan söylüyorsun Mustafa Ali. Bunlar basbayağı bizim köyden. Yani ben bunlardan bir sene yedim. Allah Allah, bak aynı koku. Al, aynı koku işte, aynı koku. 10,5 ay canımın içi. Bir sene bile dayanamadım. 10,5 ayda kaçtım. Konu benim nerede ne kadar kaldığım değil. Konu bu peynirlerin nereden geldiği. Peki tamam, kabul ediyorum. Yalan söyledim. Ha işte bu kadar. Ha, başka yalanların var mı? Hadi dökül bakalım, dökül dökül dökül. Sen bunu bana bize nasıl yaparsın Mumu? Ama buna sen sebepsin. Sebepsiz bir Meryem kıskançlığı var sende. Meryem'i kıskanıyorsun diye gizledim senden gidişimi. Ama Meryem de bahane, biliyorum ben. Sen benim ailemle görüşmemi istemiyorsun. Ha ne alaka ya? Nereden çıkartıyorsun bunu? Öyle olmasaydı şu anda aşağıda 15 kişi beklerken benimle burada kavga etmezdin. Bazen seni tanıyamıyorum. Sen benim için çok önemlisin. Ama bazen çizgiyi aşıyorsun Nurcan. Hay senin de ağzın çıksın. Ağzın çıksın da bir daha kuaförünü, saçının şeklini tarif edeme de kuaförün seni yolunmuş tavuğa döndürsün. Davetlere yolunmuş tavuk gibi çık inşallah. Sos edik kadına bak ya. Anam. Hay ağzım çıksın. Kimin ağzı çıkacakmış bakayım? Kimmiş o sos edik? Kim olacak baba ya? Nurcan'ın sos edik arkadaşları işte, sinir ettiler beni ya. Dakika bir, gol bir. Bak baştan söyleyeyim, bu gece karakolda biter, açık net. Önden haberin olsun, sonra bağ arkadan kızma baba. Ağzını açıp birini bir laf edersen ağzını çıkarırım. Misafir olma. Misafirin yanında durun. Karahisar Kalesi yıkılır gelir. Karahisar Kalesi yıkılır gelir. Kâkülü boynuna dökülür gelir. Dökülür gelir. Kâkülü boynuna dökülür gelir. Dökülür. Yayladan gel allı gelin, yayladan kesme ümidini Kadir Mevla'dan, Kadir Mevla'dan. Ver elini karlı dağlar aşalım, bayramlaşalım. Yayladan gel allı gelin, yayladan kesme ümidini Kadir Mevla'dan, Kadir Mevla'dan. Sadık, sen bunlara bir erik dalı yap, bak ne oluyor? Yer gök oynuyor. Bak sana yemin ediyorum, sasyete masyete dinlemem. Bunların hepsini masanın üstüne çıkartmazsam bağda Seyfettin demesinler. Tamam mı? Seyreyle gümbürtüyü. Hadi bakalım gençler. Bu yanlı. Ne o, nereye? Sürpriz. Ne sürprizi? Aşkım, aşkım ne yapıyorsun? Aşkım, bebek falan mı alacaksın? Aşkım. Aşkım.
Erik dalı gevrektir, erik dalı gevrektir. Amanın basmaya gelmez, haydi basmaya gelmez. El kızı naziktir, el kızı naziktir. Amanın küsmeye gelmez, haydi küsmeye gelmez. Eller oynasın, eller diller kaynasın diller. Derlerse desinler, o dilleri yesinler. Eller oynasın, eller diller kaynasın diller. Derlerse desinler, o dilleri yesinler. Erik dalı gevrektir, erik dalı gevrektir. Amanın eğmeye gelmez, haydi eğmeye gelmez. El kızı naziktir, elin kızı naziktir. Amanın küsmeye gelmez, haydi küsmeye gelmez. Eller oynasın, eller diller kaynasın diller. Ben bu fotoğrafları bunların aleyhinde kullanmazsam. Efendim dayı. Canberk, oğlum sen bana Duru'nun köyde olduğunu niye söylemiyorsun? Ha? Duru köydeymiş, yakalandım. Ya bu söylenmez mi? Ha? Hani komple gitmişlerdi? Ya iyi de dayıcığım, yani komple derken temelli anlamında demiştim ben. Bir daha köye dönmemecesine yani. Bizimkiler derken de annemle babamdan bahsettim. Yani Duru köyde kaldı ama aklıma gelmedi, unutmuşum. Ne yapıyorsun sen ya? Uçağı mı düşüreceksin? Kapat telefonu ya. Biri müdahale etsin. Hostes Hanım. Bakar mısınız Hostes Hanım? Telefonla konuşmak yasak. Lütfen telefonunuzu kapatır mısınız? Aman gencolar, tamam relax. Bak kabin crew çek. Bırakın ya. Unutmuşuz ne? Ne olacak ki sanki? Yat sen yat. Deli bunlar. Amma şey yaptınız ya. Allah Allah. Beni dediğin kadar seviyorsan peşimden gelirsin Mustafa Ali. Sen benim seni ne kadar sevdiğimi anlayamadın mı bugüne kadar? Eğer sen beni seviyorsan benimle köye gelirsin. Ben seni sevdiğim için bir sene köyde kaldım zaten. Ben vatanımı bırakıp gurbet elde yaşayamam Nurcan. Senin vatanın ben değilim ki. Senin vatanın yeşil yurdun. Bu da çok belli oldu artık.
sisteme karşı mücadeleci olman çok hoşuma gitti. Aynı taraftayız damat. Aslında tam öyle değil. Nuru'dan öğrendiğim kadarıyla siz ümitsiz bakaymışsınız. Yani Mustafa Ali Bey açısından diyorum. Sizi tamamen gözden çıkarmış. Oysa benim hala göze girmek için şansım var. İşte tam da bu. Onun gözüne giremezsin. O mutlaka senin bir açını yakalayacaktır. Öyle o ya. Ya babam şimdiye kadar Veli'nin bir açını yakalayamadı. Elindeki tek koz Veli'nin babasının bulunamaması. Size dedim yani taraftayız ya. Şimdi sizden ufak bir ilk yapmanızı isteyeceğim benim için. Tabii dayı, seve seve. Köylülerden dayın olduğumu saklayacağız. Kimse senin dayın olduğumu bilmemeli. Ama neden? Bak şimdi, annem burayı sevemedi. Onlardan biri olmayı da daima reddetti. E şimdi benim onun kardeşi olduğumu öğrenirlerse, beni sevecekleri varsa bile sevmeyeceklerdir. E bu da benim haliyle köydeki varlığımı zora sokacaktır. Burası hiç de öyle bir yer değil. İnsanlar çok sıcakkanlı ve misafirperver. Yine de bu şekilde devam etse benim için daha iyi. Bir sürü buraların tadını çıkaracağım, sonra döneceğim zaten. Bu zaman zarfında da başım ağrımadan tatil yapmak istiyorum. Olsun. Köylüleri hacı dedeme, muhtar babamı yalan söylemek pek içimi sınmıyor. Şu büfede duran Garfield vardı ya. İşte o çocuk Meryem'in adamı. Şimdi Meryem benim Nurcan'ın kardeşi olduğumu öğrenirse sizce beni burada barındırır mı? Barındırmaz. Dayım haklı ya. Meryem faktörü var sonuçta. Ercan, şu andan itibaren seni dayılıktan reddediyorum. İşte bu ya, bu. Çak. Çak, çak. Tamam mı? Oğlum, işim şişti. Getsene şu kovboyu, bas gaza ya. Onun yerinde gidiyoruz işte Meryem abla. Geldik sayılır zaten. Oğlum içim şişti diyorum. Bas şu gaza, konvoyu geçelim, öne geçelim bari. İyi de teyze, Şakir at var diye hızlı gitmiyor. Biz ne yapalım şimdi? İyi de kızım, bizdeki de can yahu. Allah Allah. Koksu da cabası. 10 saattir koku buraya kadar geliyor. Şiştik. Öf, öf. Oğlum hadi, bas şu gaza da konvoyun önüne geçelim bari. Hadi oğlum. Tamamdır Meryem abla, tamam. Hadi. Aşkısım, ya Genco'm sıkılıyor mudur acaba bu arabanın içinde ya? Genco'm değil de Halim bence sıkılıyor şu an. Ne yapıyorsun abla? Ne yapıyorsun? Benim arabam da bana atıştık yapmıyor. Sikir seni ya. Ya Rabbim ya. Hala mı ağlıyor mumu? Bana mumu deme. Damarıma basar gibi yapma bilhassa. Şey, az alışkanlığı işte ya. He, sen kendini çok yalnız hissetme diye dediyse demek. He. Çenen çıksın Seda. Ay! Ya 2 dakika gündemden çıksanız olmuyor değil mi? Burada acısı olan benim. Abla ne yapıyorsun? Meryem abla. Meryem. Abla. Hanımım. Abla. Öne geçerken öyle korya basacak ki anlasınlar öne geçtiğini değil mi? Bas bas. Keyfim yerine geldi. Şu hale bak ya. Beni kaç yıllık canımın içinden bir gecede ayırdı. Şimdi zil takıp oynuyor. Aa, Allah Allah. O niye ayırsın ya Allah aşkına? Yani eviniz ziyan olmasın, yabana gitmesin diye evi satın almış. Sizi evlendirmiş. Seni terk eden kişi Nurcan. Meryem'i çekemiyor işte. Ne yapıyorsun Mustafa Ali? Abi, çok rica edeceğim şu yengemi sustur, yoksa beni yoldan çıkaracak. Sevda, sus! Anam! Anam, vallahi özlemişim de. Bir tane daha yapsana. Al bakalım, Sefuk! Şu hale bak ya, düğün alayında sanki. Meydanda davul zurna çaldırmasa bari. Thank you.
durun. Bu saatte kim çağırdı sizi? Hayırdır? Kim tertip etti bu cümbüşü gari? Vallahi Meryem abla telefon edip sipariş verdi. Siz çalın, biz birazdan meydana ineceğiz dedi. Meryem. Evet. Meryem dediyse kesin Badegül ile Halim evleniyordu. Hop be! Düğün var deseniz arkadaşlar. Çalın bak eller, çalın! Ulan hemen onu yapacağız ya. Karartma kendini. Her şey zamanla demlenir, berraklaşır. Düşünceleriniz berraklaştığında aranız düzelecek, ben biliyorum. Ama biraz sabret. Sabreden her zaman kazanır. Sabır da ne kadar sabır baba? Bir gün mü, bir ay mı, bir yıl mı? Ya hiç gelmezse? Düşünüp taşınıp zihni berraklaşınca ya benden tamamen soğursa o kısmını ne yapacağız? Şu an akli dengesi yerinde değilse demek... Oğlum acım var biliyorum ama yine de çenen çıksın. Babama baş mı kaldırıyorsun şuursuz? Yer! Ben bağa gidiyorum. Epeydir boşladım orayı. Gidip ilgilenmek lazım. Siz de Mustafa Ali ile ilgilen. Tamam bey. Sen git, ben de arkandan gelirim. Ben biraz daha kalayım oğlanın yanında. İyi ya. Ben ya. Nasıl dayanacağım yokluğuna? Yavrum. Frans ya. Bak Fransa girmek iyi geliyor. Canı sıkılınca da Nurcan da öyle yapıyordu hep. Hay Allah ağzımı çıkarsın ana. Benim ağzım ama. Niye senin ağzını çıkarıyor yavrum? Hayır yani Frans Mrans diyorsun. Şimdi sağ ağzın çıksın diyeceğim. Diyemeyeyim diye ağzım çıksın da sağ ağzın çıksın diyemeyeyim. Hayır yani ağzın çıkmazsa şimdi sağ ağzın çıksın dersem de anaya ağzın çıksın dediğim için ağzım zaten çıkacak, çarpılacağım. Her türlü ağzım çıkıyor yani. Anladın? Hay Allah ya, o kadar laf kalabalığı ettin, unutturamadın Mustafa Ali abi Bey, Nurcan yengemi. Hay Allah senin tependen baksın damat. Demeyin kardeşim Nurcan, 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 Nurcan. Peki ne diyelim abi? Ha? Ne diyelim? O kadın diyelim mi? Hiçbir şey demeyin. Hiçbir şey demeyecek. Allah Allah. Buldum.
Nurcan deneceği zaman nasıl desem bilmem ki denecek o kadar. Adı Bata sıcağı. Ne hale getirmiş oğlumu. Maymuna çevirmiş. Mumu gel, mumu git, mumu dur, mumu kalk gidelim. Sizin de elinize fırsat geçti var ya. Şimdi vur deyince öldürürsünüz. Seyfettin abim haklı. Nasıl desem bilmem ki yengemin yokluğunu unutturmamız lazım Mustafa Ali abime. Allık öyle dedi mi? Ay ne diyeceğimizi şaşırdık ya. Şimdi yenge kalk bir bardak soğuk su getir. Abim içsin desem o da yanlış anlaşılacak. Nasıl desem bilmem ki çekti gitti. Üstüne bir bardak soğuk su içler gibi olacak. Öf. Ay yenge sen en iyisi abime tuzlu bir ayran, ekşi bir limonata, tatlı bir şerbet, ardından da buruk bir kızılcık şerbeti getir. Yok ya! Kızılcık şerbeti içtim de kan kustum demek için mi kızılcık şerbeti? Ya vallahi olmuyor ya. Ne yapsak olmuyor ya. Allah Allah. Dur, bir şey daha buldum. Sevda, kız. Git süt getir, darçın da kat içine, ılık olsun, uyku yapsın. Uyu tamam, uyu. Bence karanfil yağı getiren, böyle bir leylalaştırıyor ya. Ne oluyor? Onu senin yokluğunda bağ verdiler. Hepsini ben içtim. Tüm karanfil yağları tükendi biliyor musun? Hadi sen benim dediğimi yap Sevdam. Ya süt getir. Hatta ne buluyorsan onu getir ya. Hadi o yanlı. Tertip. İyi ki varsın. Ya sen de ya hemen getiriyorum canımın içi. Neyse ben de bir sakalı alıp geliyorum hemen. Sonuçta Sevda sakalı hiç sevmiyor biliyor musun? Değil mi kız? Evet canımın ciğerim. Şakir, Şakir. Şuradan dön, şuradan dön. Kız oradan direkt meydana gidiliyor. Allah Allah. Genco'yu meydana mı götüreceğiz şu an? Ya evet, meydana götüreceğiz aşkım. Ya Neli'yle Duru görüp de Genco'mu biraz kıskanmasınlar mı yani? Yani alıp hemen sizin evin ahırına mı kapatalım hayvanı ya? Dünyanın parası verildi sonuçta ona. Kıskanıp Duru diyorsun yani. He. Lan gidin ya. Girsin telefonu. Ya aşk kızım köye geldik artık. Sen ne zaman açacaksın acaba şu telefonunu ya? Ya kızım sen anlamıyor musun ya? İşgalim var adamlarda işgalim. Elisa'nın babasıyla dayılamasında olduğu gibi komple benim işgalim var. Bilgisayarında da komple işgalim var. Her yerde işgalim ben şu an. Evlerine girdik orada benim telefon sinyal verdi. Oradan restorana gittik orada da aynı numara sinyal verdi. Tabii. Vallahi bunların arkası filan kuvvetliyse yer benim ismi sürmesinler. Tabii işgalden sinyale, sinyalden telefona. Oradan da yeşil orada gir. Vallahi gelir bunlar beni bulur ya. Şakir. Sen acaba bunlardan biraz korkuyor mu? Ha? Ben? Ben mi korkuyorum? Korkmak nerede? Kız sen bana korku mu depoluyorsun şu anda? Allah Allah. Benim derdim burada yeşil yurt halkım zor durumda kalmasın. Adamları buraya gelince halk kısmın böyle keyfi kaçmasın diye. Rahat huzuru bozulmasın diye. O sebeple yani. Yoksa korkacağım. Ay vallahi bence Melisa'yı kaçırmakta çok büyük hata yaptınız Şakir. Yani size ne elin kızından? Size ne oluyor? Sonra başınızı belaya sokacaksınız. Yani ben de Şakir'siz kalacağım sonra. Bir daha da beni düşünmeden böyle düşüncesiz düşüncesiz hareketler yapma lütfen Şakir. Kız, ya ben asıl seni düşününce düşüncesiz hareketler yapıyorum. Vallahi bak, seni düşününce benim aklım başımdan gidiyor. Ne yaptığımı bilmiyorum ki. Ya ben aklı aşka kaçmış, sevda kaçkını bir adamım. Vallahi acayip bir eve beyin oldum ben şu anda. Dudu dilli, vukuku. Ay Şakir, kendimi bir fena hissettim ya. Nasıl bir zira? Prenseste gibi mi? Ay evet. Ay ne zaman telefon hadi. Ya sen ne yapacaksın telefonu? Ya Veli'yi arayacağım işte. Orada mı diye onu soracağım. Aa olmaz.
Sürpriz yapalım ya. Habersiz gidelim, böyle bir afallasınlar, şaşalasınlar yani. Hazırlamasınlar kendilerini bu duruma. Şaşalasın diyorsun ya. Bu da ayrı bir fikir. Bayağı iyi. Ya senin her fikrin bu da olduğu gibi böyle ulaşılmaz güzellikti. Harika. Kız bayılıyor musun zekana? Aynı benim gibisin. Beyin yapılarını seninle felaket benziyor ya. Ay Şakir ya. Sen bana böyle güzel güzel konuşunca ben bir tuhaf oluyorum. Bir içim kıpırışıyor benim ya. La. Kız. O şafana mı gitti senin? Aşağıda tatlıcım olur. Senin vallahi. Kız arabayı çarptıracağım ben. Ne yapıyorsun ya? Buldun mu izlerini, buldun mu? Yok, bulamamışım. Peki niye öyle şekil yapıyorsun? Bulmamışsan ne arıyorsun burada? Bulacağım enişte. Her yere haber salmışım. Fizan'a gitseler bulup getireceğim onları sana. Daha bu dünyada bizden kız kaçıracak adam nefes almıyor. Eğer sana onları bulup getiremezsem bu dünyada ben de nefes almıyorum. Merak etme, iz üstündeyim. Telefonu. Anası ne alem Pekin bilir. Ondan da ses seda yok. Allah Allah. O da kapalı. İç abiciğim, iç. Oh. Hepsini dene. Hangisi iyi gelirse ondan devam et. Oh, rahatladım. Kardeşim de rahatladı mı? Hoy, bir soğuk, bir sıcak, bir tatlı, bir ekşi, bir tuzlu. Anam, kardeşim depresyondan çıkmadan mide fesatına mı girecek yoksa? Efendim Muhtar. Hah, alo Dünür. Ya saatlerdir Şakir'i arıyorum, telefonu kapalı. Bir yandan da ses yok. Siz ne yaptınız? Döndünüz mü yoksa hala yolda mısınız? Geldik Dünür, geldik. Konvoy halinde geldik. Perihan ablamın da Şakir'in arabasında olması lazım. Onlar da şimdi gelir. Sorma, konuşulacak çok konu var. Kısaca geçeyim ben sana. İstanbul'daki saray gibi ev Meryem'inmiş. Meryem mezattan almış evi. Ne diyorsun ya? Ya bundan sebep Nurca yengem Mustafa Ali abimi terk etti. Biz de kösün kösün döndük. Şu anda ev cenaze evi gibi, şerbetler falan içiliyor. Neyse, kapatmam lazım. Sonra konuşuruz. Seyfettin abimin her zaman dediği gibi. Kapatıyorum, kapat. Abi, ben istersen sana salonu hazır edeyim. Biraz dinlen ha. Niye salon? İlk geldiğinizde orada kaldınız ya, yabancılık çekme diye. Nuriye çenen kapsın. Yok kızım ya, ya, ya. Yok kızım. Babam nerede? Babamla konuşmam lazım. Babam bir süreden beri bağ evinde kalıyor Mustafa Ali. Daha doğrusu siz İstanbul'a döndükten beri bu eve girmek istemedi. Bağ yaşlıyı. Para gitti. Babamın yanına götürün beni. Onun şefkatine ihtiyacım var. He, alın da götürün. Bağ havası açık, iyi gelir, açılır. Alın götürün ya, yazık. Tamam, siz de fazla şey etmeyin. Biz o zaman alalım da bağda bir serinletip gelelim o zaman, olur mu? Hadi kalk gidelim kardeşim. Abi, he. Ben gene de hangi odayı hazırlayayım?
Susmayacağınız değil mi siz? Susmayacağınız! Ya, ya Mustafa, ya oğlum ya. Gel, gel, gel. Ya, ya, gel. Ya oğlum ya. Gel, hadi. Gel bu ya. Ya, 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 ya oğlum ya. Ya. Adamın halini görmüyor yanına. Öf, öf. O ne kokuydu ya öyle? Vallahi beynim döndü ha. Bu ne öyle ya? Bir atımız eksikti. Ay, öf. Benlik bir durum yoksa ben mi gidip amcama bakayım? Durumları biliyorsunuz malum. Ne? Tabii tabii. Sen git oğlum. Sağ olasın, Allah razı olsun. Eyvallah abi. Böyle iki gün ayrılmayınca gitmek de kolay olmuyor tabii. Halim, sanki köyde ayrı durduğumuz mu var oğlum? Doğru söylüyorsun abi, kusura bakmayın. Ben bir gideyim o zaman. Eyvallah. De haydi, haydi. Badegül. Badegül! Madem ayrılamıyorsunuz, bari sen de git o eve. Halim'in yanında dur. Ne olup bitiyormuş bir öğren. Tuhaf bir şey olursa da gel bana söyle. Hadi bakayım. Şşt, yavaş yavaş. Önüne bak, düşeceksin. Halim. Teyzemden izin aldım, ben de geliyorum. He. Ne bakıyorsun, Halim geliyor diyor. Şaka şaka. Gel tabii Badegül'üm. Vedalaşmak zor gelmişti zaten. Yat hadi. Hop. Tamam, gel, 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 gel. Ya herkes neden oynuyor böyle? Halim'le Bahadır evlenecekmiş. Düğün kurulacakmış ya. Ama ben pek inanmadım. Durmuyor, durmuyor ya, durmuyor. Ya ne oluyor böyle, hayırdır ya? Ya köy halkısım hasretime dayanamadı da özleminden davulla mı çağırdı bana? Vallahi koronum okşandı, onurum bir tuhaf oldu. Ya ne edeyim ben size, deyin hele. Devacı falan mı ısmarlı eve, vallahi. Dur oğlum, dur hemen gaza gelme. Anan nerede, sen onu söyle. Hı? Annem mi? Şakir, bu kamyonun arkasında kim ne? İstanbul'da gelirken ev aldın herhalde. Ay o karavanı bizim zannetmeyin, yanılırsınız. Genco'nun o karavan. Genco kim ya? Oğlum anan nerede, cevap versene. Ne bileyim ben ya, bana niye sorup duruyorsun annemi? Sanki ben annemin bekçisi miyim? Senin kendi karnına niye sahip çıkamıyorsun ki? Oğlum nasıl konuşuyorsun sen? İstanbul'a giderken sen anneni götürmedin mi? Gelirken de annenin arabanın arkasında olması lazım ama yok. Bismillah Rahman. Şahin, oğlum bu ses ne? Aşkısım ya. Aşkısım Genco'yu çıkaralım artık. Bak çok bunaldı içeride, sıkıldı. Ay Genco kim diyorum ya? At getirmiş Şakir. Oğlum bu ne? Arabanın arkasında annen olması lazımken arabanın arkasındaki arabanın arkasına... Anan nerede Şakir, anan nerede? Anan nerede oğlum? Yoksa Perihan teyze kül kedisi gibi saat 12'den sonra baloda at mı oldu? Yok kızım, sen benim kayınannemle niye dalga geçiyorsun? Oğlum bu at ne? Bu. Zıplayan at. Allah, her şeyin üstünden zıplama veriniz. Öyle garip bir huyu var. İlla bir şey gördüğümü zıplayacak üstünden. Bir şeyin üstünden atlayacak. Değişik yani. Dudumu aldım. İstanbul'a gitme hediyesi biliyor musun? Oğlum anam nerede anam? Şimdi de 40 yıllık karımı İstanbul'da mı unuttun? Ha? İyi işte baba ya. Bak sana çiyak yapmış oldum. Benim sayemde 40 yıl sonra öyle. Rahat bir nefes alırsın. Lay lay lom yaşarsın biraz.
Allah'ım beni öleceğim. Beni öleceğim Allah'ım. Niye böyle oldu bu çocuk ya? Oğlum anam nerede? Anam, anam nerede? Vallahi baba o başka bir arabayla gelmiştir ya. Evdedir o. Tabii biz genç oyu getirmek için önüne çıktık. Sonra komboyla birleştik öyle geldik çünkü. El alemin atının peşine düşüyorsun. Ama ananı unutuyorsun öyle mi? Oğlum sen yapay zeka mısın? Nasıl çalışıyor senin beynin? Mazotta mı çalışıyorsun sen? Mazotta mı çalışıyorsun? 40 yıllık karım İstanbul'da mı? Allah cezanı ver. Karısını sahip çıkamıyor adam. Şakir. Aklın bir karış havada tabii. Hiç düşünüyor musun ha? Anamın yanında parası var mı? Telefonda şarjı var mı? Başının çaresine bakar mı? Ah. Ay kim acaba? Ay inşallah Şakir'dir. Abla benim paramı kim verecek? Kardeş sen kalanları boşalt. 5 dakika bekle ben geliyorum hemen. Ha? Tamam. Alo, Şakir. Sefer ben. Hatırlıyorsan eşin. Sen niye açmıyorsun telefonu? Hayatım, ben şarjımı almayı unutmuşum. Yolda gelirken kapandı. Ne oldu, niye aradın? Neredesin sen? Nerede olacağım? Ev telefondan aradın ya, evdeyim işte. Şakir, oralarda mı? Gördün mü sen Şakir'i? Kim bıraktı seni mi? Kim bırakacak? Şakir bıraktı tabii. Sen benim soruma cevap ver. Gördün mü Şakir'i? Orada mı? Oradaysa çabuk telefonu ver. Ana. Aliye. Oğlum sen niye açmıyorsun o telefonunu? Ha? Unuttun beni İstanbul'da. Vallahi mi ya? Pin. Hemen uçağa pin. Babam büyük sıkıntı vallahi. Şu an hemen gelen mi? Yok yok ben taksiyle anlaştım. Geldim şimdi buradayım. Evdeyim ben. Taksiyi ben Çeşme'nin oraya göndereceğim. Sen parasını öde oldu mu? Babana çaktırma. Sonra da hemen eve gel bir plan yapalım. Ağzımız bir olsun. Anne Allah'ını seversin. Şimdi senin yaptığında iş bir burada yani. Senin de bir tek benim telefonum var. Başkasını arasaydın. Ben burada kaldım. Gelin beni alın da senin gülüm ya. Ne var bunu düşünemeyecek? He oldu. Söyleyeydim de dillere düşseydik değil mi? Zaten Mümine neneyi de unuttun. Vallahi kızı vermezler bu saatten sonra rezil oluruz. Ben şimdi taksiciyi Çeşme'nin oraya gönderiyorum. Hallet hemen eve gel. Tamam tamam kapa hadi. 5 dakika ben Çeşme'nin oradayım hadi. Ne Çeşmesi bu? Al şu telefonunu ya. Ya senin niye her şeyi merak ediyorsun baba? Üzümü niye? Bağını sula demişler. Ya evdeki musluğun çontası bozulmuş biliyor musun? Ben bir 5 dakika bir koşu gideyim de ona bir tamir edip geleyim. Şey yaparız. Aşkısı, senin veliyle, Nuri'yle bir de gençlerden sana zahmet ilgilen gülüm. Ben de bir eve gidip bizim evdeki muslukun çontası bozulmuş biliyor musun? Bana bir tamir edeceğim. Sen şimdi hiç beni de geleyim falan deme. Sana komik bir görüntü veremem. Artık evlendikten sonra kabuğunun altına gelince ben... Oradan girersin zaten. Hadi şey yaparız, hadi işte zaten. Hadi görüşürüz. Selam Genco. Ne yapıyorsun? Ya sevmesene benden izinsiz benim atımı sen ya. Allah Allah ne seviyorum ben severim atımı. Tamam Genco korkutma beni. Ay susamış bu ya. Dudu su getir de su verelim olur mu? Ben veririm suyunu tamam. Muhtar amca bu karavan böyle meydanda mı duracak? İstiyorsan ben minibüsle arka tarafa çekeyim olur mu? Koku yapar. Çek oğlum çek. Gözümün önünde durmasın. Bakıp bakıp sinirlerimi yiyemem. Selamın kavlen. Kolay gele baba. Bak sağ oğlunu getirdik. Seni istiyor. Hoş geldin Muzdağarı. Geç oğlum, geç otur şöyle. Of. Of.
her şey abime. Nasıl desem bilmem ki kayınbabacığım. Onu hatırlatıyor. Ne diyorsun damat? Saçmalıyor yine baba. Ne olacak ya? Ya senin oğlan Nurcan lafını duyar duymaz koy veriyor, ağlıyor sürekli ya. Biz de Mustafa Ali'nin yanında Nurcan denceye vakit nasıl desem bilmem ki diye bir şey uydurduk, onu söylüyoruz da. Damat şu anda onu dengeleyemiyor. Neyse, ya sürekli ağlıyordu bu evde, biz de ne edik? Bora senin yanına getirdik baba. İyi ettiniz oğlum, iyi ettiniz. Hadi gidin siz. İyi. Emin misin baba, baş edebileceğim buna? Öderim oğlum, ne edemeyim? Bir şey olursa ben size haber ederim. Hadi gidin siz. Hadi selametle. Damat yeriyem yeri. Selametle babacığım. Mustafa Ali, burada böyle oturulur mu oğlum? Hadi bak şurada el arabasını al, şu gübreleri şu yana taşıyalım. Nasıl ya? Gübre mi taşıyacağım şimdi? Ya sen taşımazsan ben taşıyacağım. Sen varken benim taşımamdan utanmayacaksan ben taşırım oğlum. Ha, yok baba, ben bir an afalladım da sen iş koşunca. Yoksa ben sana taşıtmam tabii. Kurtulduğumuz iyi oldu. Daha dana işi var. Bayram geldi çattı. Ortak danaya gireceğiz. Daha Meryem'le konuşmadık dana işini. Bu sene Meryem'le ortak danaya giremeyiz, olmaz. Niye? Ya Mustafa Ali'ye ayıp olma mı? Meryem senin hayatını bitirdi. Ama biz onunla danaya ortak gireceğiz. Ya bak söyleyince bile kulağa şey diyor insanın. Allah Allah, o iş ayrı, o iş ayrı abi. Sonuçta biz her sene bu şekilde kurban kesiyoruz. Ayrıca kayınbabam duyarsa nasıl bir tenzipte bulunur bilinmez. Sen de haklısın damat ya, of. Hayırlısıyla kurban başında bir rezillik yaşamadan şu bayramı bir atlatsak ya Rabbi. İnşallah. Abi. Hı. Hem bayramda bütün küsler barışmaz mı? He, barışır. Ben diyorum ki Mustafa Ali abimle Meryem'i bayramı bahane edip barıştırsak ha? Hem Nurcan yengem halihazırda Mustafa Ali abimi terk ettiğine göre Meryem'le aralarında eskiden kalma husumet son bulur. Araya bir boşluk, 25 senelik bir reklam arası girmiş gibi. Sonra o reklam arası bitmiş gibi düşünürsek Meryem'le Mustafa Ali abimi kaynaştırıp yakınlaştırmamıza vesile olabilir. Damat, sen ne diyorsun? Vallahi ne diyeceğim? Dediğim açık ortada yani. Madem Nurcan yok, Meryem'i razı edelim de Mustafa Ali ile barışsınlar. Aa, olur mu kız? Vallahi benim de aklımdan geçti. Allah var. Yalan söyleyecek halim yok. Ana, vallahi iyi diyorsun kız. Olur tabii ya. Ana, halim dedim bak halim geldi ya. Olacak kız, bu iş olacak. İnşallah. Biz de tam sizden konuşuyorduk. Vallahi başka bir şey konuşmuyorduk. Asla konuşmuyorduk yani. Tam lafınızın üstüne geldiniz. Ya, ne konuşuyordunuz bizim hakkımızda? Hiç, öyle işte. Hani bu çocukların durumu ne olacak? Yaz da geldi geçiyor. Şimdi mi yapsak, sonra mı yapsak? Öyle şeyler işte. Büyükler konuşur öyle biraz. İyi, iyi. Bir karar aldıktan sonra bize de haber verin de bize sürpriz olmasın. Halim, hadi gel, gelin bakayım. Bir şey diyeceğim. Kız gel, kız gel. Allah'ım. Allah'ım.
neredeyse Badegül duyacaktı şey hakkında konuştuğumuzu. Nuriye. He. Ay kız bu ne hal böyle ya? Ay hale bak kalk kalk. Ay Allah. Hiç. Tam şimdi geldim ben de. Çukur kazdım içine su dolduruyordum. Balık bulup balık atacağım içine. Bizde bütün hayvanlardan var ama balık yok. Bütün hayvanlardan yok İpek'cim. Mesela devemiz yok değil mi? He? Ha, hoş sen yakında onu da beslersin. Ay dur şurada, dur, dur. Hareket etme. Ama ablam at besliyor. Aa, ona nişanlısı hediye etti. Biz ona karışamayız. Gel, gel. Dur, dur, dur. Uzat kolunu, uzat. Kolunu, 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 kolunu. Dur kız, dur. Doldur Cengiz'i. Ay yok be anne. Hortum sıcak, suda ısınmış. Gel, 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 gel. Ver kızım ya. Ver, ver. Dön, 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 dön. Çıkar terlikleri, çıkar, çıkar, çıkar. Vallahi madem buraya tekrar geldim, gelinlik ev gibi olsun istiyorum. Sanki hani yeni gelin geliyormuşum gibi. Müşte millet falan güzelleştirelim ya. Madem öyle istiyorsun, tamamdır anam. Oy, 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 aslan oldum ya. Mi de al. Hatta cenneti de al. Gelsinler hep birlikte yapalım. Şu pencerelere kepenkler takalım. Bu çitler ne ya? Bunlar bak düşüyor gördün mü ya? Kırık işte. Bunları falan yapalım. Sundurmaları yapalım. Ay güzelleşsin şurası. Bak düştü işte. Yapmamız lazım ya oğlum. Tamam anne tamam. Anne. Heh. Yalnız evdeki malzemeler yetmez. Benim yeni mal almam lazım. Al oğlum al. Sonuçta ben hakim karşısından dönmüşüm değil mi? Babanızla ayrılmış da olabilirdim. Vallahi babanız her dediğimi yapmak zorunda. Kıymetimi iyi bilsin. Tamam sultanım. At, 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 at. Şey yapacağız diyeceğim. Nasıl istiyorsan. Oy, oy, oy. Aslan parçam ya. Anasının gülü ya. Dilekle gel gaz. Hadi bak hadi. Hadi, hadi alın çabucak, çabucak hadi. Bak gördün mü bu çitle Allah aşkına ya. Bu çitle ya. Yeni gelinim ben. Halim. Heh. Sevda annem nikah tazeleme istemese bari. O nasıl oluyor nikah tazeleme? Ya hani böyle yapıyorlar ya. 25. yıl, 41. yıl, 50. yıl. Tekrardan nikah düğün falan işte. Aşklarını tazeletiyorlar. Hayırlısı. Bizim öyle bir şey yapmamıza gerek kalmaz ileride inşallah. Niye ki ya? Biz inşallah aşkımızı bayatlatmayız da tazelemek gerektirmez. Bu öyle bir şey değil ki Halim. Yani bayatladığı için tazeletmiyorlar. Biz de yapalım. Gel. O günler hele bir gelsin. Bakarız. Söz tamam mı? Tamam. Ne yapıyor? Bir abim arayayım. Soğuk bir şey mi versem size? He? Su. Mineral kaybı olmuştur yolda. Vücut durduk yere şimdi hiç sinirlenmesin değil mi? He? Müşteriler azalmış, mallar eksilmiş. Kasada para yok. Aa, aa, hiç fark etmemişim ya. He, anahtarı bir müşteriye bırakmıştım. O yemiş olabilir. Şu an karavanı kapalı ama ondan alırız parasını. Rahat olun ya. Oğlum suçu başkasının üstüne atma. Kesin sen yemişsindir. Ne olmuş ya? Ben anlamıyorum hiçbir şey. Aa, hayret. Efendim kardeşim. Ha, abi annem sürüyle iş koştu. Müştemilatı yenileyin diyor. Şimdi Badegül de yanımda. Samim de cennete alsın gelsin. Hep beraber el atın halledin diyor. Tamam geliyoruz. Biz de büfeye geldik Efe'yi bırakmaya. Ha iyi iyi. Bizim mekanda işler nasıl? Vallahi Efe'ye sorarsan köfteleri müşteriler yemiş ama kasada para yok. Bana sorarsan Efe'ye de. Çok yemediyse karışma. Canı çekmiştir çocuğum. Göz hakkı olsun. Oğlum nasıl bir göz hakkı ya bu? Neredeyse bütün büfeyi yutmuş. Yo. Ya vallahi müşteri yedi ya. Neyse kardeşim tamam kapat. Tamam abi eyvallah. Efe. Ne bakıyorsun? Bakmasana çalış etraf leş gibi. Aa hayret. Ne güzel dedin kız. Ne oldu? Ya Sami.
kez öyle güzel bir şey dedin bana. Çok özel bir an yaşadım şu an, ondan. Gidelim. Hiç hesaplamadığım anda sayım oldu ya. Nasıl çıkacağım ben bu işin içinden? Böyle 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 yapıp yapıp durdu. Bin lira çok değil mi ya? He? Öyle anlaştık. Bir dakika. Bir dakika. 20 Mesut yaptım. 20 Mesut kim ya? Sen bu adama ne parası veriyorsun? Sen bu adamdan koç falan mı aldın? Oğlum İstanbul'dan gelirken at getireceğine dana getirseydin ya. Yok abi, yengeyle 1000 lira anlaşmıştık. Unutmuşlar herhalde onu. Oğlum verecek dedi. Ayıp ya. Ya vallahi ayıp senin şu anda yaptığına. Olacak iş değil yani. Sana burada sorgusuz sualsiz 1000 TL para veriyorum. Sen tam simetri bile açmıyorsun. Beni sırtımdan bıçaklıyorsun resmen. Böyle taksicilik olmaz olsun. Kimse kusura bakmasın yani. Ayrıca baba, sen ne yapıyorsun şu anda ya? Simsi simsi beni mi gözetliyorsun? 1000 lira mı? Oğlum helikopter alsaydın. Ananı helikopterle getirseydin ya. Anama niye helikopter alayım ya ben? Alacak olsam dudumu alırım herhalde. Şimdi söyledik ya. Vallahi sen onu da yaparsın. Yürüyelim. Bin lira be. Kardeşim sen de kusura bakma. Sana karşı bir tavır gibi oldu ama seninle alakası yok. Ben bu köyün muhtarıyım. Zefer Zeytin. Ver adamın parasını. Ver. Ver. Eyvallah. Hadi. Şuraya bak. Taksiciye gelince sevimli, empatik hareketler. Kendi öz oğluna gelince atarlı giderli havalar. Bu ne ya? Yeter valla. Aile bakanlığına söyleyeceğim, beni sizden alsınlar. Kurucu aileye gideyim ben yani. Sürekli bir ötelenmeler, bir belirlenmeler, bir Şakir şöyle, bir Şakir böyle. Bakamayacaksınız diye doğurdunuz beni. Bin arabaya bin. Tehdit. Öyle mi? Vallahi polisi ararım tehdit diye sana suç durusunda bulurum. Seni tutuklatırım he. Ne yapacaksan burada yap. Evde konuşacağız bin. Ne kadar da orijinal bir dükkan. Öyledir. Baba yadigar. Duvarına bir çivi bile çaktırmam. Hatıralarımı yaşatırım. Tıpkı benim gibi. Yani inanır mısınız? İstanbul seyahatinizin bitmesini iple çektim desem yeridir. Niye? Sizinle konuşmak istediğim bazı konular var. Mesela uçaklar. Uçakları bu köyde çeviren sizce kaç kişiyiz? Kaç kişiyiz? Bence 2. Olabilir, olabilir. Yani bir ara çocuklar çeviriyordu, ben de onlardan kaptım. Aslında ben tesbih sallıyorum. Bak. Babamdan kalma. Bak şu güzelliğe. Ben bunu sallıyordum. Sonra bir sürü laf ettiler, sana yakışmıyor dediler. Ben de bıraktım. Buna başladım. Bulaşıcıya. İnanmıyorum ya. Aynısı bende vardı. Kehribar tesbih sevenler derneğine başladım. Yarınlara kalsın. Gelecek nesiller görsün. Kaybolup gidip gitmesin diye. Ne kayboluyormuş canım? Ver şunu ver. Ver ver. Ne kayboluyormuş ya? Allah Allah. Bana bak. Hı. Söyle kimin kimsen yok mu ya? Ha? Hani böyle karın, çoluğun, çocuğun falan. Sen evli değil misin? Maalesef. Daha önce bir denemem oldu. Fakat başaramadım. Olmadı. Tam düğün günü, nikahtan hemen önce... Pardon. Gitti. Hadi ya. Sen de mi? Sen de mi derken? Siz de mi? Sizi de mi düğün ortası bıraktılar yoksa? Ha ya. Beni de düğün ortasında bıraktılar. Seni de mi düğün ortasında bıraktılar? Hadi canım. Bir de eşiniz atla kaçtı deyin de. Bayılın bari burada. Ha. Benimki de atla kaçtı. Seninki de mi atla kaçtı? İnanamıyorum ya. Vallahi benimki de atla kaçtı da ben... Aman ben çok kötü olurum. Dayanamayacağım galiba ben. Şşş. Hop. Şşş. Hop. Şşş. Hop. Şşş.
Al bakalım Genco. Aferin sana oğlum. Yalnız burada böyle olmaz. Ay hem de meydan ortası bu. Aa, ay istediği yerde suyunu içer benim atım. Kıskanmasana kızım. Herkese açık bir meydan burası. Zaten Recep de az önce atımın karavanını çektirdi meydandan. Yani üstümüzde büyük bir baskı var şu anda Genco'mla. Ya şimdi su içti. Birazdan burasını satacak ama. Koku yapar. Tövbeler olsun. Çekil. Çekil orada. Çekil. Çekil. Allah'ım yarabbim. Bu atın ne işi var burada? Bilmiyoruz mu atlara karşı alerjim var benim. Bana kötü kötü şeyler hatırlatıyor. Tövbeler olsun ya. Ay hadi. Ay geliyorum. Dur bekle. Geldim. Ay. Aa. Allah Allah. Ay her hafta düğünden kaçacak diye bir şey mi var canım? Aa vallahi atıma zıt giderse cingar çıkarım ha. Yalnız Meryem abla da bayağı hızlı koşuyormuş, helal olsun. Bayağı. Genco. Genco. Genco ne oldu? Vay 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 vay, şu heybete bak ya abi. Damattan yana yüzümüz güldü. Bari yüzün olsun da yüzüme karşı bunu söyleme. Yüzün çıksın yüzsüz damat. Ne haber Genco? Ne yapıyorsunuz siz burada? Ha? Babamın mübarek hayratına bağlamışsınız bunu. Pislettireceğiniz bura. Buz adam. Senden de hiç beklemezdim bunu. Ben de hiç beklemezdim. Aha, doğrusu aynı şey söyledim işte. Götürelim diyorum buradan. Dudu engel çıkartıyor. Dudu. Dayı. Kızım, hassasiyetler. Kıskanç şey ne olacak? Alın götürün bunu. Uzağa bağlayın, yemini suyunu orada şey dersiniz. La ilahe illallah. Hayrat bora. Köy çeşmesinin yalağı değil. Ay hayratsa herkese hayrat dayı. Niye Genco'mu dışlıyorsun ki sen benim? Bu yaptığın esen ayrımcılık ama senin. Abi at bizim atımız ya. Damat bu atla kızımı evden gelin çıkaracak. Bırak seninle Sülayman ya. Damat bak beni delilendirme. Aynı yalaktan su içiririm görürsün sonra. Daha danaya gireceğiz. Hadi alın bu atı buradan. Abi adı Genco onun ya. Ya pardon da ne yapıyorsun sen ya? Kendi atımı kendim götürürüm herhalde. Cık, gel Genco. Genco ya. Gel bakayım, gel. Gel gel. Anca seysim olursun işte böyle. Geldi mi kendine? Çok şaşırdım sadece. Geçmiş hikayemizi Hazin Son'un aynılığı bakımından yani bayılmamak mümkün değil ya. Yok, ilginç bir tesadüftür o kadar. Ben tesadüflere inanmam efendi. Her şeyin mutlaka bir nedeni vardır yahu. Hadi ya. Tabii. Ben hatıralarım olduğu kadar geleneklerime de bağlı bir insanım. Ne yazık ki yani başıma istemediğim bir olay geldi. Gelin ata binip kaçtı. Arkasından yanına koşmam da hiçbir işe yaramadı. Ya değil mi? Sonra da evliliğe tövbe edersin işte. Hakkınız var. Artık evlenmem diye düşünüyordum. Karşıma evlenebileceğim birisi çıkmaz diye düşünüyordum. Ama. Ama derken? Hayat sürprizlerle dolu. Yani çok sabit fikirli olmamak lazım. Ha. Diyorsun. Dedim. Adama hırsız muamelesi yaptın ama adam hırsız falan değilmiş. Nasıl değil? Basbayağı hırhız işte. Hem de gönül hırhızı bu. Anlamıyor mu oğlum, görmüyor mu? Aklınca Meryem'e iskele koruyor. Hey. Mustafa Ali abim varken bu rakipten acilen kurtulmamız lazım. La ilahe illallah, nereden çıktı indi bu adam ya? Tur atlamaya kesin gözüyle bakarken adı sana duyulmadık Avrupa takımına elenmiş üç büyükler gibi Mumu da bu hizmeti hayatta kaldıramaz. Haklısın. Hayırdır dalgiller? Ne yapıyorsunuz burada? Hiç. Ha, ortak danaya gireceğiz ya. Onun için geldiydik de böyle içeri girmek için
şey diyorduk. Hadi o zaman yarayayım bu yanlı. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Hanım kurban için gelmişler de. Onunla konuşulacak bir şey yok. Her seneki gibi yani. Değişen bir şey yok. Misafirle tanıştınız mı? Tanışık tanışık. Geçen gece. Bahçelerine su içmeye girmeye çalışırken. Merhaba beyler. Adım Ercan. Nasılsınız? Dal. Seyfettin Dal. Hacı Hüseyin'in oğluyum hamdolsun. Halil Kalkar. Ben de damadım. Memnun oldum. Özel bir meseleniz var galiba. Ben çıkayım. Yok. Özel bir meselemiz yok. Kurbana Hacı Baba her sene seçip alıyor. Ben de aileye ortak oluyorum. O kadar işte. Tam o kadar değilse demek. Ya demem o ki. Meryem. Ya şu Mustafa Ali işini bir tatlıya bağlayak artık. Bu sene Dana'ya Mustafa Ali'yi de ortak alalım ne olur. Bak küslük bitsin. Her şey eskiye 25 sene evveline dönsün artık. Olmaz! Olmazsa ben yokum. Beni yok bilin işte o kadar. Dana'yı ayrı keseceğim. Meryem, her sene birlikte kesiyoruz etme eyleme ya. Bak Allah var. Babam her sene özellikle döşten orta yağlı kıymalık kısımlarını sağa veriyor. Sen de bunu biliyorsun. Günah. Hacı babam buna münasip bir tezip buyurmaz sanırım. Beyler, hanımefendi duydunuz. Israr etmeyin yahu. Sağ ne oluyor yabancı? Ha? Ben duymadım. Sağ fikir soran oldu mu? Ha? Bizden geldin, su içtin. Bu dükkandan geldin, su içtin. Sağ ne oluyor? Ha? Alayım mı seni? Söyle, alayım mı? Ha? Sana ne oluyor Seyfo? Ha? Farz et ki ben sordum soruyu. Ne olacak? Ha? Ne olacak? Hanımefendi hakkımda her türlü tasarruf yapabilir. Aramızda yılların hukuku var. Sen karışmasan daha iyi olur kardeş. Asıl sen karışma Sadık Yahya. Ben söyledim, anlamadılar. O da anlattı. Bitti gitti. Daha iyi hale keseceğim. Hadi. Ne? Ne oluyor ya? Hepimiz fırçalandık. Bu adam 40 yıllık Meryem'in aklını başından mı aldı? Vallahi bilmiyorum Halil. Var bir hal baksana. Beni de harcadığına göre. Sadık, gözünü dert aç. Bu adama göz kulak ol. Bulaşık yapışık yanışık bir şeye benziyor zaten. Meryem'in yanına fazla sokulmasın. Hele eve. Hiç sokma. Hey. Düğünümde evden atımla çıkacağım böyle salına salına gelinliğimle. Nasıl? Çok heyecanlı değil mi? Ya ay desene düğünler ikiye çıktı. Ne? Nasıl iki? Kim evleniyor ki başka? Davulla zurna Bahadır'la Halim abimin düğünü içinmiş. Böyle hemen evleniyorlarmış. Nasıl yani? Anladım. Aliya, aşkısı. Şu an sıkıntılı bir durum var da ben sana sonra döneyim mi? Hayır Şakir. Hemen buraya geliyorsun. Derhal dibimde bitiyorsun Şakir. Ya Halim abimle Badik'in bizden önce evleniyorlarmış Şakir. Hemen buraya geliyorsun. Çözmemiz lazım bunu. Vallahi mi ya? Tahmime giriyor kaba. Bütün yalanlarınızı yakaladım Perihan. Bu deli bozuk seni İstanbul'da unutmuş. Sen de o kadar yolu taksi tutup gelmişsin. He? 1000 lira taksi parası mı olur? Bre gafiller! Ayrıca bu ortalık yerde duran butik mağaza torbalarını saymıyorum bile. Maşallah. Geriye insanlara alacak bir şey bırakmamışsınız. Baba sesini pallan kesiyor şu an ama benim açlığımı çıkmam lazım. Olur mu? Balla değil oğlum. Sen malla kestin zaten beni. 10.000 dolara at almış,
Onu buraya getirmek için de arabanın arkasına bağlanan ahır almış. Ya amma çok bağırdın baba ya. En son bu kadar bana bağırdığında lise 1'de karne alıyordum. Bu kadar fırçayı başka zaman yemedim ben. Niye? Niye? 13 tane dersin hepsine bir dide ondan. Okula gittim. Öğretmenlerle konuşayım durum biraz düzeltelim diye. Sefer Bey dediler. Senin oğlanın derslerin hepsi aslında sıfır. Ama sıfır veremiyoruz. Biz de o birer puanı sizin hatırınıza kanaat olarak verdik dediler. Ya baba tamam, niye bu kadar stres yapıyorsun şu an? Kopya mopya bir şekilde geçtik, bitti gitti. Yani okuyan adam oldu da biz adam olmadık mı yani? Onu mu demek istiyorsun? Olmadı, olamadı. İstanbul'a gezmeye gidip at alan adamdan adam olur ya. Ya evet, atı aldım ama atın karavansını beleşe getirdim. Hediye ettiler bana. Bu da ticari bir başarı sonuçta. Onu niye söylemiyorsun? Atı karavansını bedavaya getirmek, söylesene onu da. Hani niye söylemiyorsun bana? Aman ne güzel. Bedava çekecek alacağım diye 10.000 dolarlık at alan şair. Akla bak akla, of fışkırıyor, fışkırıyor. Yahu ben o atına Dudum'u gelin edeceğim. Dudum ata binecek, ya nasip diyecek. Bak ya, onu da duymuş bir yerlerden kullanıyor işte. O ne demek biliyor musun oğlum sen? Yani... Tam olarak bilmiyorum da öyle derler ya. Gelin ata binmiş, ya nasip demiş. Dua gibi bir şey herhalde. Ha, dua, gelinin duası. Tövbe yarabbim, tövbe ya. Ay, ay yeter ama Sefer. Ay ne var canım, çocuğum gelin arabası yerine at almış. Allah Allah. Ben de hazır İstanbul'a gitmişken önümüz düğün. Bütün hediyelikleri alıverdim. Gelinin ailesi kalabalık hayatım. Bak kabul et, tutumlu kadınım. Yoksa tekrar İstanbul'a gidip bu kadar hediyeyi alacaktık. Abi, abi, abi. Sen bu torbaların üstüne niye siyah bant taktın Perihan? Onlar moda hayatım. Senin ondan da mı haberin yok? Ne modası? Son moda. Ne son modası? Ay hayatım, görmüyor musun televizyonlarda, dizilerde böyle siyah siyah bantlar takıyorlar poşetlerin üstüne. Moda yaratıyorlar. Ben de modaya uydum. Çok güzel oldu. Zuhali, ne oldu oğlum şimdi durup dururken? Gübreleri görünce birden Nurcan geldi aklıma. Tövbe yarabbi. Oğlum, insan gübreye bakarken karısını hatırlar mı ya? Hatırlar baba. Bana her şey onu hatırlatıyor, bildiğin gibi değil. Ya kalk, kalk, kalk şuradan ya. Baba, burada böyle çalışıyordu, çapa yapıyordu hatırlasana. Gitti artık, yok. Geçen sene buraya geldiğimde işimi kaybetmiştim. Bu sene geldiğimde eşimi de kaybettim. Gelir oğlum, gelir. Merak etme sen. Bu sefer çok kararlı gitti baba. Çok uzağa gitti. Gelir oğlum. Gelmeyecek olsa daha ilk gittiğinde dönmezdi o. O da seni seviyor oğlum. Gelir. Bak Canberk için bir şey diyemem. Yapamadı çocuk buralarda. Ona göre değil, ziyan oldu. O da biraz Avrupaları gezsin, görsün bakalım. Belki o da döner gelir. Bence Canberk 2 gün sonra döner gelir ama Nurcan gelmez. O da gelir oğlum, gelir. Ben de onu diyorum. Oğlum gelir ama Nurcan gelmez. Öyle demiyorum oğlum. Sen demiyor mu? Nurcan kardeşinin yanına gitti. Bu adam Canberk'in de dayısı değil mi? Anlattığına göre de hayırsız herifin teki. Bir süre kalırlar. Sonra da döner gelirler oğlum. Bilmiyorum baba. Bilmiyorum. Nasıl bir adam bu Nurcan'ın kardeşi?
Herkesi dolandırdı baba. En son beni 200 bin dolar dolandırdı. 3 sene önce kaçtı gitti paralarla. Amsterdam'da kafe açmış diyorlar bizi dolandırdığı paralarla. Bu kadar hayırsız bir adam ha? O kadar hayırsız baba. Nurcan'ı da kandırır bu. Kalır Nurcan Hollandalarda. Valla. Beni bir ara Hollanda'ya mı gönderseniz acaba? Ha? Holstein inek alma bahanesiyle canımın içini görürüm belki. Hayırsız kayınçonun yanından alır getiririm karımı ha? Oğlum hadi gel. Gel hele şu üstünü başını değiştirelim bakalım. Sonra düşünürüz. Efendim misafirperverliğiniz beni ziyadesiyle çok mutlu etti. Eyvallah. Hayırdır? Ne oldu? Ne atıyorsun dükkanın önünde kapatıyorsun dükkanı? Hiç mi girmeyeceksin danaya? Sayfo. Bak daha önce de söyledim. Eğer Mustafa Ali bu işin içindeyse ben yokum. Ha olmazsa ben varım. Ama o varsa ben yokum. Anladın? Sonra laf söz oluyor. Ha laf söz olur diyorsun. Haklısın, biz de öyle düşünüyoruz. Bu kim ya? Aa, babam arıyor. Efendim baba? Hayırdır, buyur. Oğlum, gelin alın bunu buradan. Apır sapır konuşup ağlayıp duru. Gelin gezdirin biraz da acısı değilsin oğlum. Nurcan'ı hatırlamayacağı bir yerlere götürün onu. Biraz nefes alsın çocuk ya. Tamam baba, biz hemen şey diyoruz. Kapıyorum kapa. Sadık gel bu yanına. Meryem'in Dana'ya ortak girmesi şart. Ya Seyfettin, Mustafa Ali varsa girmem diyor, anlamıyor musun? Biz de bundan sebep ortak olsun istiyoruz. Nurcan yengem terk etti. Meryem'le tekrar bir gönül yeşillenmesine bu bayram vesile olabilir. Bilmem anlatabildim mi? Anlatabildim. Tamamdır arkadaş, yanınızdayım. Zaten o ilginç herife de kıl oldum. Oh be! Yeniden bir arada olmak ne güzelmiş. Güzel tabii huzur olunca. Huzurumuzu kaçıranlar gitti çok şükür. Vallahi içimden geçeni bir daha söyleyeceğim. Şimdi madem Nurcan yok gitti, diyorum ki Meryem'le Mumi'yi bir araya getirelim. Ha, sen barışma da demiyorsun. Baya baya. Kız, Mustafa Ali kabul etmez ki be yavrum. Boşuna. Keşke etse. Ya siz onu bana bırakın. Ben hallederim. Yenge. Ya ara şunu da gelsin hadi ya. Arayayım da gelsin. Ar. Dur bakalım. Alo. Ha. Meryem. Hadi bize gelsene. Yok gelemem, işim var. Ya bırak şimdi işi gücü ya. Onlar çok birikti. Anlatacaklarım var. İşi gücü sade bırak ve gel. Hey tamam hadi kapat. Kapat. Hadi. Kapat. Ay, geliyoruz. Geliyorlar. Ay. Veli. Sağ olasın vallahi ya kardeşim. Hareketli günler geçiriyoruz ya malum. Araba kıyağın çok makbule geçti. Eyvallah. Ne zaman istersen araba burada. Gelin bir çay için. Ha, yok ya bizim evde aksiyon bitmiyor ki. Nalbur'a gidiyorum, Halim bekliyor. Cennet kalsın sizinle. Ben işleri kolaylayınca gelirim. Samim, çok bekletme. Özlüyorum.
Özleyince de üzülüyorum. Üzme beni Samim. Heh, Alek abi, ne kadar şimdi bizim borç? 1320 ama sen 1200 versin yeter. Eyvallah abi, sağ ol. Bir şey sorasaydı, sizin amcaoğlu yok mu hani Saris'in? Yurt dışında abi, hayırdır? Onun geçenden 300 lira borcu kalmıştı da. Düz 1500 oldu o zaman abi. Tamam oldu. Buyur Alek abi, Allah bereket versin. Bereket versin. Hadi atla abi. Vallahi evinizde çok güzelmiş duru. Böyle havuzlu falan, bayıldım. Ya kızım, artık onların evi değil orası. Meryem abla almış işte o evi, anlamıyor mu ya? İstanbul'da o kadar olay yaşandı, basmıyor mu senin kafan? Algılayamıyor mu yani sen? Badegül, ya Meryem abla herhalde düğün hediyesi olarak o evi size verir ha? Yok ya, insan yine de kendi köyünü özler. Biz evlenince de burada yaşayacağız. Badegül. Hayırdır? Düğün dernek olayları falan mı var? Hayır, İstanbul'da da hiçbir şey söylemedin bana da ondan. Vallahi bize de sürpriz oldu Duducuğum. Sevda annemler evde konuşuyorlardı. Aa, uzun zamandır konuşuluyor zaten. Bizimkiler bir an önce olsun istiyor. Hem Halim'in Şakir gibi bir bıyık sorunu da yok. Düğün için güreşmenize, beklemenize gerek yok. Ay, samimin de yok Allah'tan. Ay, biz siz eksiksiniz. Biz siz eksiksiniz yani. Siz de gelin bizden önce evlenin de tam olsun. İnşallah. Seyfettin abi, nereye gidiyoruz? Ya bizim emlakçı aradı da yatırımlık bir ağa varmış, biliyor musun? Ha. Villa siteleri mi ne yapılacağımış? Ama kim bilir ne zaman. Gel de şu abi bak, sen anlarsın bu işlerden dedi. İyi dedim, ben de madem gelin de bakayım. Öyle yani. Bize de eğlence olur. Arsa mı? Yatırımlık mı? He, üstelik deniz giriyormuş. Yapma ya. O zaman biraz hızlanalım. Sen bana şunun tam yerini söyle de gitmeden önce internetten uydudan bir bakayım. Olur. Oturdum ya. Benim güzel kızım Meryem'im. Hemen bir çay koy da kızım. Ağzımızın tadı lan içelim. Evet. İki de karanfil at işine. Meryem karanfilli seve. Değil mi Meryem? Ne iyi ettin de geldin. Değil mi? Hayırdır? Konuşacağız bakalım. O davulla zurna ekibi Badegül'le Halim içinmiş Şakir. Bak söylüyorum sana, eğer onlar bizden önce evlenirlerse Şakir, vallahi ortalığı yakarım, seni de bırakırım Şakir, haberin olsun. Vallahi sen beni bıraktıktan sonra ortalığı yak zaten. Yak ki cehenneme dönsün bu dünya. Çünkü sensiz bir hayat ancak cehennemdir bana. Şu bıyıkların da gürleşecekse gürleşsin artık Şakir. Şu halimize bak ya, resmen bıyık gürleşsin diye bekliyoruz. Ya kızım, ahtım var diyorum sana ya. Yemin ettim herhalde. Yeminimi bozayım da çarpılayım mı, onu mu istiyorsun? Bak, hele birkaç ilimetre daha uzasın. Şu bayram da bir gelsin. Ondan sonra seller sular. Gerisini bana bırak, rahat ol. Bende o iş. Ay kızım. Ay kızım. Ay kızım. Ay kızım. Şımarma. Ay kesin Şakir'e yetiştiriyordur şimdi Halim abimlerin evleneceğini. Hep onlar bizi kandıracak değil ya. Şımarma biraz da eğlenelim mi? Organik yağsı mı bu? Evet. Ne oldu ya? Niye geldiniz? Ya koca köyde bizim yanımızdan başka gidilecek yer mi yok? Muğla'ya inelim diyoruz. Madem Badegül'le Halim evleniyor, biz de aynı düğünde evlenelim diye düşündük. Bah. Ya kızım, senin baban bu nalımlara girmiş. Öyle her yerde olur olmadık yerlerde zırıl zırıl ağlıyor. Sen burada hala evlilik derdindesin. Vallahi delireceğim şimdi ya. Hiç. Ne diyorsun sen ya? Ne olmuş Mustafa Ali amcaya? Niye bu nalıma girmiş?
sizin tabii burada böyle hiçbir şeyden haberiniz yok değil mi? Lay lay lam. Ya anlatsanıza. Ananla baban ayrıldı güzelim. Ne? Saçmalamayın ya. Valla bunlar uzayda yaşıyorlar herhalde. Hiçbir şeyden haberleri yok. Ya, ya kızım, sizin evi meğer Meryem ablanın aldığını öğrenince Nurcan yengem Mustafa'yı dayımı terk etti. Kaçtı gitti. Dayım da bizle birlikte köye döndü. Nurcan yengem de Canberk abimle birlikte yurt dışına kaçtı. İnanmıyorum sana. Kandırıyorsunuz bizi. Sanırım ciddiler. Yemin edin bakayım. Lavajun çarpsın. Vegetable olayım da bir daha lavajun yemek nasip olmasın. Başka ne diyeyim? Ali baba neredesin? İyi misin? Gökova'da bir arsa işi var kızım. Şimdi biz amcanla eniştenle birlikte oraya bakmaya gidiyoruz. Ben dönünce seni arayacağım. Bir yere ayrılma. Merak etme, aklım sende. Ama arsa yatırımını kaçırmamamız lazım. Yolda telefon kesilebilir. Ben sana haber vereceğim, tamam mı? Hadi öptüm babacığım. Tamam baba. Sesi iyi geliyordu ya. Demek 25 yıl sonra kafası rahatladıysa, sıkılmışsa tabii. O zaman 25 sene sonra sen de Dudu'yu bırak da kafan biraz rahatlasın Şakir. Hadi Veli gidelim. Şakir. 25 yıl sonra sen de beni bir yerlerde unutursun artık Şakir. Sonra da kafanı dinlersin öyle mi? Ha? Senin evliliğe bakışın bu işte Şakir. Hadi hemen irtibat kuralım da konuşalım annenle. Beni senin şu bilgisayarın neredeydi? İnternet üzerinden konuşalım. Evet, bilgisayarın... Vallahi bu defa Nurcan'ın defteri dürüldü. Mumi bu işi bitiriyor. Hmm. Geç bile kaldı. Hayret bir şey. Bu kadar seni iyi dayandı. Her şerde bir hayır vardır tabii. Artık abim bekar bir erkek sayılır. Kız Nuriye, Meryem bunu bilmiyor mu sanki? He? Ne diyorsun Meryem, ne dersin kız? Sizin başka işiniz yok mu? He? Ben o defteri yıllar önce kapattım. Kırmayayım kalbinizi. Hadi. Öyleler olsun ya. Kız, vallahi nazlanıyor bu ha. Olacak galiba bu iş. Olacak ama olacak yani böyle hani... Aman yancım ben o istemem der gibi kalktı gitti ya bu. İstiyor vallahi. Vallahi bana da öyle geliyor. Hadi hayırlısı. Zaten benim falımda da çıktı. Bak işte görüyor musun? Anam. Meryem yazı bu. Bak 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 bak. Dua da var. Ana. Bu kız. Altındaki de mumya. Sırtlamış Meryem'i de nasıl taşıyor? Bak bak bak. Ana. Abim bu sefer kaçmasın diye omzuna çıkıp kıstırmış herhalde. Ana. Kız oldu yapmış. Tövbeler olsun ya. Tövbeler olsun. Boş. Dikkat etsene ne yapıyorsun? Meryem abla ben ne yapayım? Sen ne yapıyorsun? Teyze, iyi misin? Bir şeyin yok ya. Meryem, dokunmayın bana. Allah Allah. Abla. Ne oldu ya? Neye kızdı yine bu ya? Siz iyi misiniz? Var mı bir şey? İyiyiz. Baba, baba. Çabuk söyle. Sen davulla zurnayı Halim'le Badügül evlensinler diye mi çaldırdın? Yok oğlum. Bizimkilerin uydurması. Öyle olsaydı benim haberim olmaz mıydı? Ya. Meryem niye çaldırdı o zaman davulla zurnayı? Niye olacak? Nurcan'la Mustafa Ali ayrıldı diye davul zurna çaldırmıştır. Bak. Gördün mü işte? En azından bıyık biriktirmem için bir süremiz daha var. En kötü yaz sonuna kadar. Ay 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 ben aşkısımın seyrek bıyıklarına badem yağı mı sürüyorum ya? Bademsi organik yağsı mıymış bu acaba? Bak sana söz. Çınar ilk gün yapraklarını dökerken sana bu köyde düğün yapacağım. Öyle bir halay tepeceğiz ki Çınar kalan yapraklarını o gün dökecek. E sana olan aşkımın çırılçıplaklığı gibi çırılçıplak kalacak Çınar'ın dalları. Ve sen artık bir dal olmaktan çıkıp
Yeri zeytin olacaksın. Zeytin dalı misali yani. Şakir, ben zaten dal değilim. Ben Kalkar'ım Şakir. Benim soyadım Kalkar Şakir. Olsun. Yeni de senin dal sülalesine en yeni sürgün olarak gelmiş bir dal olmanı değiştirmiyor. Merak etme. Ay! Sülalesine kurban olduğum ya. Şimdi kadasını falan ısıracağım benim bu kızı ne? Bu benim sana olan aşkımı günden güne çağlayana dönüşmesini değiştirmez. Ay ya. Şakir. Ya vallahi ben de sana karşı böyle tarifi imkansız duygular besliyorum Şakir. Böyle yalın, organik. Ya kız seni vallahi güzel. Allah korusun. Edep yahu edep. Azıcık sağınıza solunuza bakın. Babanızım ben sizin babanız. Onu bırak, burası devlet dairesi. Bu ne laballik ya? Çıkın dışarı. Çıkın. Çıkın gözüm görmesin sizi. Çıkın. 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 Ya iki çift laf söylemesi bir şey. Söyleyeceğim ya. Bu ne makam sevdalısı bu baba ya? Bu neymiş ya böyle? Bu ne şey babasın sen? Vallahi önümüzdeki seçimlerde Mustafa Ali amca için çalışırım. Bitersin bak sana söyleyeyim. Açık. Mustafa Ali'nin öyle bir fikri varsa ne olur onunla çalış. Kesin ben kazanırım. Hadi güle güle. Hadi çocuk. Hadi. Sözlüğünün yanında bana yaptığın muameleye bak biliriz. Ne yapıyor kızım bunlar? Ay ne bileyim Şakir, ben film falan izliyorlar herhalde içeride. Kız nasıl bir şey ya? Film seyrediyorlar da seyrettikleri filmle mi konuşuyorlar? Bu nasıl bir soru kız? Ay Şakir, filmin bir sahnesi üzerinde tartışıyorlardır ya, ne bileyim ben. Ha, eğer bunlar daha seyrettikleri film hakkında tartışıyorlarsa zaten bu evlilik hayatta yürümez, olmaz. Ay niye öyle diyorsun Şakir? Yani orası hiç belli olmaz. Bazen çok farklı dünyaların insanları da çok iyi anlaşabiliyorlar. Bak bize örnek var burada. Hops hops. Benim değilsinle dünyamın aynı olması, galaksilerimiz bile aynı. Sen benim aşk evrenim sesin. Hemen git, hemen git. Hemen hoş afana git. Ay inanamıyorum ya, inanmıyor. Ercan dayıdan görüntü görmezse onun burada olduğuna inanmaz. Başka çare yok. Ya annem bana inanmıyor. Beni geri döndürmek için dayım köyde yalanını söylüyorsunuz diyor. Babandan ayrıldı Durul. Sağlıklı düşünemiyor, normal. Ama birazdan uçağa binip boşu boşuna Hollanda'ya uçacak. Haklısın. Neredeyse 20 saattir Havan'da Vanç'ta konaklıyor. Sinirleri yıpranmış. Onu durdurmak için dayınla konuşturmamız lazım. Video çekip atalım ki inansın. Ha? Niye bize bakıyorsunuz? İyi ne yapalım? Biz ne yapıyorsunuz? Size bakmaya geldik de o yüzden size bakıyoruz. Acaba ondan olabilir mi? Ha evet, size bakmaya geldik. Yani size bakmaya gelmişken bir başkasına mı baksaydık? O yüzden size bakıyoruz. Ay gizli gizli bakıyorsunuz ama ayıp değil mi? Kızım asıl sizin yaptığınız ayıp değil mi? Resmen kandırdınız bizi. Hani yokmuş Halim'le Badegül düğünü falan. Meryem abla sırf annenle babana ayrılıyor diye çaldırmış o davul zurnayı. Vallahi canım, bizim bu sizin önemsiz meselenizle uğraşacak vaktimiz yok. Bizim bunlardan daha önemli şeylerimiz var. Şakir, bıyıkların hala aynı. Bir gelişme yok. Sen kendi bıyıklarına bak aslanım. Benim bıyım yok ki. Yok işte. Biz de onu diyor zaten şu anda. Bak, önümüz bayram. İki bayram arası düğün olmaz dedik, bekledik. Ama bayram bitsin, laps, yapıştıracağız düğünü. Düğünümüzü sizi de bekleriz tabii. Ya milyonlarca insan geleceği için davetiyesini bastıramadık. O kadar çabuk yani. Kısa mesaj olarak atacağız. Beş yazı kısa olarak yapıştırıp ateşleyeceğiz. Aynen öyle. Ben de bir dipnot düşeyim. Davetiyemiz iki kişiliktir. O yüzden çift gelmek zorundasınız. Ha, düğünümde erkekler takım elbise giymek zorunda. Kızlar da tuvalet giymek zorundalar. Ay canım, çok güzel. Oldu o zaman, biz çok önemli işimize gidelim. Siz de bu önemsiz... Pardon, düğün hazırlıklarınıza başlayın artık. Bak, misafirhane yazıyor. Öyle beleşe bir ömür saz gibi geçsin diye değil. Aynen.
Kaynene. Bedava ya. Allah Allah ya. Bu kız da benim hiçbir şeyimi kıskanmıyor Şakir. Yine benim bıyıklara kıskanıyor ya. Ben anladım. Ha Duru da bizim düğünümüzü içten dışa kıskanıyor ama belli etmiyor. Neyse neyse. Hadi biz eve gidelim de evi boşlamayalım he. Yani damat olarak böylesi bir günde sizin yanınızda olup resim olmam şart. Damatlık kolay değil. Hadi. Kıskanıyor mu diyorsun şimdi? Kız sus, şimdi kıskansın. Aslı kıskansın. Ya onlar evlenecek ama biz hala evlenemiyoruz hele. Ay sence normal mi bu? Yani kabullenmeli miyiz artık bunu? Bunu bana mı soruyorsun? Başka kime soracağım? Babana. Kaçır beni dedim, kaçırmadın. Gizlice evlenelim dedim, olmaz dedin. Yapma aşkım. Neden evlenemediğimizi biliyorsun. Üstelik bu durumda şu an babana deneyecek en son şey bu olur. Ya bir düşünsene. Karın sizi terk edip gitmiş. İzin verirseniz ben de kızınızı da alıp gideceğim dersem... ...babam bütün karısını bende çıkarır baba. Hem de ne çıkarır, ne çıkarır. Bu durumda en son biz evleneceğiz yani. Yapma aşkım. Hadi bir önce dayın yanına gidelim de şu video çekelim. Ya buraya villa olur mu ki ya? Daha iyi yerler var sanki yatırımlık için. Bilemedim indi. Olmaz mı ya? Burası nereden baksan en azından 150 dönüm yer. %15'i yoldu, sosyal donatı alanıydı falan desen kalır geriye 127,5 dönüm. Hadi sen ona 120 dönüm de. Herkese 2 dönümden parsellesen 60 kişiye villa çıkar buradan. Gruplara pazarlayacağım. İstanbul'da büyük bir hastaneye gittin mi tamam işte. Doktorlar sever böyle yerleri, kapış kapış gider. Ya öyle doktorlar falan çok kişi karmaşık olur Mustafa Ali ya. Bir de 2 dönüm bahçe için az bence. Dönüm dönüm bahçesi olsun. 2 dönüm az bence ya. Benim fikrim. Evet. Mesela sitenin geniş bahçesinde çocuklar koştursun. Her meyvenin ağacı olmalı site bahçesinde. Böyle şirin, uzun eğimli çatılı, verandasında güneşin batışını izlerken çayını yudumlarsın. Duru ile Veli de gelir. Biri karında, biri büyümüş 2 torunla. Büyük toruna salıncak kurarsın. Kendine de hamak. Yatakta yatmazsın, hamakta hamarsın ufak torunla. Torun ağlamaya başlar, daha hızlı sallarsın. Ağlaması durmaz, altına bakarsın, kurudu. Niye susmuyor ki bu deyip daha hızlı sallarsın. Ama çocuk acıkmıştır aslında. Bahçedeki taze şeftalilerden anneannesi meyve püresi yapar. Cam rendeyi alır. Taze şeftaliyi cam rendede rendeler. Organiktir çünkü. Bununla dikkat eder anneannesi. Ağzın çıksın damat. Ne meyve püresi indi ya? Niye ağlatıyorsun çocuğu? Abi ne meyve püresi ya? Ben meyve püresi demedim ki. Sen dedin meyve püresi. Yok oğlum. Yok Mustafa Ali meyve püresi falan. Torun daha ilk gıdaya geçmemiş. Anne sütüyle besleniyor. Nurcansız torun bakmak istemiyorum. Ben torunuma meyve püresi yapıp versem de boğazına takılır. Nurcansız beceremem ben. Ya ben anneanne derken Nurcan'ı kastetmedim ki. Nurcan nereden çıktı indi ya? Benim anneanne dediğim böyle tıknaz, böyle daha kısa boylu, maşallah, böyle kodumu oturtan cinsinde. Nasıl öyle anneanne ya? Nurcan yengemin tam tersi, kısa boylu, tıknaz. Sus! Ben Meryem'i kastediyordum. Tam konuyu oraya getiriyordum. Baltayı taşa çaktık yine ya, Allah Allah. Hadi yürü yakalayalım şunu. Mustafa Ali! Hay abi şöyle. Kardeşim. Kolay gibi. Biraz da açsana abi. Kolay gelsin. Şakir neredesin oğlum sen? Arıyoruz açmıyorum telefonu. Ay Şakir telefonunu kapalı tutuyor, açmıyor. Sebep? Ya siz Melisa'yı kaçırırken babası görmüş ya sizi. Eşkal de verdi haliyle. Telefonunu açmıyor o yüzden şimdi sinyalden falan peşinize düşer bulur sizi diye. Aynen aşkısımın dediği gibi şu anda. Ya küçük bir önlem amaçtı. Sular bulana kadar yani.
Korkuyor mu Şako? Kim? Ben. Korkma. Ne alaka ya aşağıda korkmak diye ya? Oğlum. Ya bak pensiyonda yine evlenmek üzere olan bir adamın sözümün yanında böyle rencide edici sözleri vallahi ayıp oluyor. Hiç yakıştıramıyorum sana. Hem senin de yakında Patikül'le evleneceğin empatik oldu. Ya sen sus. Hadi. Ha bu arada Patikül. Ay siz evlenmiyormuşsunuz. Yani Meryem abla kendisi için çaldırmış o davulla zurnayı. Yok mu şöyle bir şey? Vallahi bilmiyorum Dudu. Sabah bayağı açık açık verandada konuşuluyordu. ya siz evlenemezsiniz ki zaten. Nasıl evleneceğiniz? Ortada hiç öyle bir şey yok. Evlenemezsiniz siz. Öyle deme. Bak bir anda nişanı yaptık. Kafamızı eser bir anda düğünü de yaparız. Değil mi Vade gülüm? Tabii Halim. Dudu'cum, lafa tutma canım bizi. Hadi git üstünü değiştir, bir sürü iş var. Hadi. Hadi eller çalışsın, eller hadi. Ay İstanbul'dan neler aldım bir bilsiniz. Düğün için koca İstanbul'u aldım geldim. Ay niye zahmet ettin Perihan abla? Ay olur mu öyle şey canım? Biricik oğlum var benim değil mi? Seve seve yapıyorum. Ay güzeller güzeli gelinim de gelmiş maşallah. Hoş geldin Perihan teyze. Siz oturmaya devam edin. Benim biraz acelem var. Üstümü falan değiştirmem lazım. İş bak he. Ay İstanbul yaradı vallahi bunlara. Geldiklerinden beri böyle içleri kıpır kıpır. Hey, maşallah. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Anacığım o İstanbul'da Nurcan'ın ne hayatı varmış öyle? Yani köyü sevmemesi de boşuna değilmiş. Geldiği yere gerisin geri döndü işte. Mustafa halimiz de köyümüze geri döndü. Artık Meryem'le bir olurlar aşağı otururlar. O da sosyetik hayatını devam etsin artık. Vallahi benim de aklıma geldi de ne diyeceğinizi bilemedim diye içime attım. Yapalım mı biz bu işi ha? Yapalım vallahi sevaptır. Tabii canım. Vallahi biz barıştıralım bunlara. Ay belli mi olur? Yarın öbür gün abim resmen boşanır. Biz de işi tamamını erdiririz. Olur mu olur kız? Aa, ne oldu kız? Ne yapıyorsun burada bücürük? Hiç, balık yetiştirmenin yolunu arıyorum. Aa, gel bakayım. Sen balık mı istiyorsun yoksa? Hem de çok. Tamam, o iş bende. Ben halledeceğim o işi. Nasıl halledeceğim? Ya kızım, insanın ne isterse alan bir sevgilisi olunca her şeyi hallediyor, biliyorsun. Çok iyi fikir. Ya. İpek, şimdi sen söyle bakalım bana. Bu sabah Halim abinle Vadigül ablan geldi mi bizim eve? Hı. Ne konuştular peki İpek? Vallahi annemlerle falan konuştular işte. Evleneceklermiş, hazırlık yapıyorlardı. Sevda yengem falan hep sevindi yani. Başım dertte. Çok açığım var. Doğru dürüst sayım yapmadan bir şöyle bir göz gezdirip bakınca bile anladılar ya. Hepsini bana yaz. Cidden? Hepsini mi? Ne kadar açığım varsa bana yaz. Tamam mı? Ben giderken öderim. Abi sen ne yaptın öyle ya? Bak yemin ediyorum kurtardın beni. Boş ver be delikanlı. Bende para çok. Çoluk çocuk da yok. Hem harcayacak yer de bulamıyorum. Senin hesabını kapatsam en fazla ne olur? Sen sevinin diye ben de sevinirim. Değil mi ya? Ha? bir şey soracağım sana. Şu yoğurtçu Meryem Hanım. Düğünde terk edildikten sonra ilişkisi oldu mu onun hiç? Yok ya. Mustafa Ali amcadan sonra hiçbir erkeğe bakmamış. Kim? Ne dedin sen? Bir geri sen bir daha söyle. Mustafa Ali diye biri sen tanımazsın. Daha görmedim. O zaman ben şu hesap kitap işlerini bir revize edeyim. Şu açık ortadan kalksın ama değil mi? Adam ya yemin ediyorum. Canberk'e bak ya. En söyleyecek şeyi söylemedi. Ne oldu mu şimdi bu? Kadın eski sevgilisi bizim enişte çıktı değil mi? İyi gidi. Vallahi bana çok iyi gelmişti Mustafa Ali.
garımdan ayrılınca kendimi garıma değil tarıma vermiştim. Ah, şuraları bir çapalı azıcık iyi gelir. Bir yanlı. Nurcan tarlaya hiç gelmemişti. Burası Mumu'ya Nurcan'ı hayatta hatırlatmaz. Çok iyi düşündün abi. Herhalde. He, ver kendini, ver. Hı? Bak. Darıların köklerine dikkat et abi. Hah, ayağını. Nasıl? Şakir. Ne? Gel bakayım sen benimle biraz. Hemen geliyorum aşkısı. Dur, dur. Oğlum ne yapıyorsun ya? Düşürüyordun adamı az daha. Duyuyorum ya hiç. Şakir. Şimdi İpek'le konuştum, o söyledi. Evlilik çoktan konuşulmuş Şakir. Bunlar her şeyi gizliden gizli hallediyor. Ben sana söyleyeyim, böyle alttan alttan hiçbir şeyi çaktırmadan hallediyorlar. Zaten bu evi de o yüzden güzelleştiriyorlar bence. Fatihgül bu eve gelin gelecek Şakir. Ya biz Veli'de dururken şimdi bir de halbat mücadelesi içine mi gireceğiz? Vallahi kafam karıştı benim şu an he. Yok aşkısım. Kafan falan hiç karışmasın. Bizim çok tane rakibimiz var, ondan böyle oluyor. Sen merak etme. Murat'ı ne yaptılar ya acaba? Vallahi hiç bilmiyorum. Kesin meydanda bıraktılar ha. Sen 5 dakika idare etsene beni. İyi hadi. Nereye? Ye. Sen nereye gidiyor? Şişt kız. Ondan nereye gitti ya? Ha. Ya şey malzeme eksikti de işte onu şey yapmaya git. Ya çok konuşma. Hadi yardım edin. Dudu, sen bazana geç abicim. Bahadır'la yardım et. Hadi, hadi. Davşan Şakir. Ben de al bakalım şunları, çak be. Ya vallahi yani saz gibi hayat şu anda ya. Oh, ne güzel vallahi. Kızlara gelince zevkli sulu boya işleri, Şakir'e gelince ağır odun işleri. Vallahi cinsiyet ayrımcılığına hayır ya. Kahrolsun cinsiyet ayrımcılığı. Oğlum, erkekler kabadır, sanattan anlamaz düşüncesinden vazgeç artık ya. Yeter. Ağzın değil, elin çalışsın Şakir. Yoksa lönk lönk lökereceksin yine. Hadi bakayım. Yukarı, yukarı, yukarı. Ne? Benim? Oğlum yukarı. Yüksekten korkuyorum ya. Şakir! Ya çok iyi bir adam ya. Allah gönderdi bu adam. Oh. Yine kilitledik birisine, yemin ediyorum. Hesabımızı. Al işte. Ya bunu derken dayıma nasıl konuşacağım? Sen bana bırak. Efe, gelsene bir. Bu motorda bir sıkıntı var. Yardım et de çözelim şunu. Sen bir direksiyon başına geç. Kaputu aç. Çalıştır. Çalıştı. Yok yok yok. İstop et. Bir daha çalıştır. Ya bu saat gibi tıkır tıkır çalışıyor. Yok. Motorda arkada çok ince bir tık ses geliyor. Sen devam et. Çalıştır. Uçağa binmek üzere, hemen onu aramamız lazım. Bana ne olduğunu anlatacak mısın acaba? Annem de senin yanına gidiyor diyorum. Ne? Olamaz. İmkansız. Nereye geliyor ya? Ya gidiyor diyorum. Ben Canberk'i yönlendirmiştim. Evimi çifte kiraladım. Canberk, Melisa ile onlarla beraber kalacaktı. Ablam kalamaz ki onlarla. İyi de annem bilmiyor ki senin buraya döndüğünü. Odaya bak. Enişten burada. Ablam orada. Hadi hemen arayalım da konuşalım. Anlasın senin benim yanımda olduğunu. Kapatmış. Of.
ya, uçağa bindi kesin. Ne zaman uçağı? Yarım saati var. E binmiştir o zaman. Alanı arayalım mı? Havayolu şirketini falan. Bilmediyse kapıda uyarsınlar ha? Mantıklı. Bu tarla işini çok iyi düşündün abi. Tabii. Kendini darıma verdi, tırıvırı işleri bitirdi. Bak, sesi çıkıyor mu? Anam! Allah, belim gitti. Yeter ya. Gidiyorum ben. Dur ya, ne acele ediyorsun ya? Tamam, gideriz. Bak, mis gibi... Danla havası mı mu? Mustafa Ali abi, ne mumusu? Ya ne mumusu? Musmutlu diyordun. Musmutlu Mustafa Ali falan gibi yani. Neyse, ne dedi senin bu bel çıkıntın? Gel bakayım sen şöyle çarda. Gel. Şimdi çözeceğim ben onu, biliyorum. Gitti ya. Şimdi iki masajla kendine getirirsin. Uzan bakalım. Ha? Uzan. Uzan bakalım. Uzan bakalım şöyle. Damat, çekelim yerine oturur. Hazır. Çek. Dur, olmazsa çıkık çağırırız, olur mu? Ama yine de bir daha deneyelim. Çek damat ama. Yavaş ya, yavaş çekil. Anlıyorum. Anlıyorum beyefendi, tamam. İyi günler. Sinir şey. Ne dedi? Binmiş uçağa. Kabindeymiş, indirmiyorlarmış. Ablam uçtu kızım, geçmiş olsun. Ya of ya. Sen bunun bozuk olduğuna emin misin? Denemek ister misin? Asfalta çıkmadan tarvaya doğru bir sür gel istiyorsan. Bak çok doğru söylüyorsun. Sürünce daha iyi anlarım tabii. Bak kızım. Aynen, hadi. Ay ne yapıyorsun ya? Arabayı verdin resmen. Ne yapayım? Başka çarem mi vardı? Anneme ulaşamıyoruz. Telefonu kapalı. Ay şu an resmen uçağa bindi gidiyor. Hadi ya. Kötü olmuş. Yapacak bir şey yok. İnene kadar bekleyeceğiz artık. İnince konuşacağız. Ne gerek var sandalyeye? İnerim ben ya. Değil mi genci oğlum? Haber. Ayt. Bismillah. Gel bakalım. Gel bakalım. Hepsinin gülü. Bismillah. Ya tamam, Allah Allah, herkesin içinde. Aman mı burası? Pardon, herkes kim bu? Musmutlu oturuyoruz ya. İşler var bir tek Mustafa Ali. Allah Allah. Abi çok gerginsin. Açıl, gevşe diye çekiyor seni. Sevda bağ hep yapıyor. Çok iyi geliyor. Hele bir çiğnesin. L3, L5, L7 hepsi var ya böyle. Tık tık yerine oturuyor. Göstermek gibi olmasın. Omurilikten ahan da bu enseme kadar o kanalları var ya bir açıyor. Beyne oksijen nasıl gidiyor biliyor musun? Oluk oluk. Kendi gözlerimle görmedim ama hissettim. Ya tamam bırakın. Gidiyorum ben. Ya benim beynime oksijen gidiyor. Ama benim içim daralıyor. İçim. Anlamıyorsunuz. Dur ya. Gorkuluk yapacağız daha Mustafa Ali. Tabii ya, nasıl da demedim. Gorkuluk. Çocukken sen gorkuluk yapmayı çok severdin. Hatırla mı? Evet ya, gorkuluk. İyi de malzeme nerede? Allah Allah. Ben işletiyorum ya, Allah Allah. Ayakta kaldın Mustafa Ali. Oturacak mısın? Abi gel, otur.
hallediyorum o. Efendim baba? Ha, Karapanter. Oğlum bak çok iyi dinliyorsun şimdi beni. Anana söyle eski püskü kıyafetler versin. Sen de korkuluk için çıta tahta neyin ayarla topla gel dallada bekliyoruz. Amcam eski günlerdeki gibi gargaların en korkulu rüyasını gözler önüne sermek için hünerlerini gösterecek. Destereyi unutmasın abi. Damat da destere ister. Bilmem ki neden. Tamam baba. Ben malzemeleri toplayıp geliyorum şimdi. Kapıyorum kapağı. İndi kapı geliyor. Gorkuluk lan. Gorkuluk. Vay be. Avralar ha bu yanlı yapıyorduk ya. Ne günlerdi. Bahadır. Ben işte elimi çekersem yarım kalır. Sana zahmet. Annemden korkuluk için eski kıyafet, miyafet ne varsa istesene. Tamam Halim. Niye zahmet olsun? İsterim ben. Tamam. Hadi ben artık kalkayım. Akşama Meryem'de buluşuyoruz değil mi? Tabii tabii buluşuruz. Ay, ya. Yok. Hadi güle güle canım. Güle güle hadi. Sevda anne, böyle kullanılmayan eski falan elbise var mı? Aa, ne oldu kızım? Bahadır'ın iş bitmedi mi daha? Kız tembel mi çıktın sen yoksa? Aa, yok bitirdim. Vallahi çok da güzel oldu. Ama korkuluk mu yapacaklarmış tarlada ne? Seyfettin babam onun için istedi yani. He, anladım ben onu. Bir bakayım işte Milat'a hem nasıl oldu? Bir bakayım ortalıkta da bir şeyler var mıydı? Bakalım nasıl oldu? Gel bakalım. Dur bakayım. Anam. Oy. Ay bu ne kız? Abo. Ay çok beğendim ya. Çocuklarım ya. Çok sağ olun, çok sağ olun. Çok beğendim, çok güzel olmuş. Değişik olmuş. Kızım çocuklar yol yorgunu, perişan oldular. Ne gerek vardı? Ne bileyim ana, özendim işte ya. Mustafa Ali'den haber var mı? Var babaanne. Tarladalar işte. Yengemi unutturmaya çalışıyorlar. Korkuluk falan yaptıracaklar. Ha, ondan yapıyorlar yani onu. Ben içeride bir takım eşyaları falan unutmuştum. Ben hanları bir toparlayayım da geleyim. Hele geleyim. Dur bakalım çok güzel. Ya şunlara bakın. At yok. Ateş almışlar. Lan at hırsızları. Gencim. Ya dur nereye gidiyorsun? Çalmışlar. Ya o karavanı muhtar babam Recep'e çektirdi. Karavanı sen mi çektirdin? Evet. At. At nerede? At nerede ya? Söyle çabuk at nerede şu anda? Oğlum nereye koyduysan oradadır. Ben sizin atınızın bekçisi miyim? Eyvah. Kayboldu şu an. Vallahi gitti. Anons falan yapalım. Ben baktım abi az evvel izlerine. Fazla uzaklaşmış olamaz. Taze de şu an izleri. Ben at için anons yapıp millete kendimi güldürmem. Aa Sefer amca. Sen de hiç hayvansever değilsin ama ya. Ben hayvansever değilim. Acaba şu dünyada benim kadar hayvan seven biri var mıdır? Bütün sokak hayvanları da köyün bütçesinden bakan benim. Kulübelerini yaptırdım. Aşılarını yaptırdım. At sizin atınız. Bir zahmet siz de kendi hayvanınızı sevin, ona göz kulak olun. Anahtar kaybeder gibi at kaybedilmez ki. Ya demek öyle he. O zaman ben de kendi anonsumu kendim yaparım. Dikkat Yeşilgir köyü. Şu anda Şakir Zeytin konuşuyor. Anonsuma kulak verin. Tiklemesine bakılınca iki, yanlamasına bakılınca 3 metre boylarında 4 ayaklı, tek toynaklı at rengi olan atımız kaybolmuştur. Atımızın adı Genço'dur. Tabii. Bunu öyle yolda at gördüğünüz zaman ya söyle bakalım bak öyle diye öyle
söylemiyorum. İsmiyle hitap edin. Genç çok iyi. Eğer oysa zaten gelir. O değilse de gelmez. Baş versin, işine baksın. Tutmayın onunla, fazla muhatap etmeyin. Ayrıca atımız Genco köyümüze yabancıdır. Etrafı bilmemektedir. Çalından endişe etmekteyiz. Görenlerin insanlık namına duyarlarsa, haberi falan alırlarsa gelip bize haber vermelerini rica ediyoruz. Bak! Atı çalan filan birisi varsa bir işini burada dinleyin, bana çıkartmasın. Onlar cinnet geçirme. Sonuçta at bu. Bir yere saklanmaz. Ya yeter, bırak. Yeter gözünü seveyim. Konuşacağım. Bırak, bir tutamazsın çok, bırak konuşacağım. Devam ediyorum anonsuma şu anda. Atımız Genco böyle diye kişlediği zaman hemen zaten yakayı ele verir. Hiç merak etmeyin yani. Bak, eğer biri şakalayan falan da oluyorsa getirin bir de atımı. Böyle şaka mı olur? Buna anca at şakası denmez. Eşek şakası denir. Vallahi bile değil. Sen ne yapıyorsun ya şu anda? Devlet malına safi zararsın diye. Senin asla olmaz. Ya aşkısı, yürü biz gidelim. Kendi atımıza kendimiz bakalım ya. Senin şeysine ihtiyacım yok. Ya atım kayboldu ya. Tamam aşkıcı, ağlama. Vay vay. Hoş geldin yiğidim. Gel. Geldim baba. Annem de bunları gönderdi. Güzel. Hadi o zaman davranın. Hadi. Enişte. Ağlama yüreğim. Ağlama. At gelmez ağlamayı. Ben senin gözünden düşen o ilk damla yaşa kurban olurum. Ben sen gülünce gözümden fışkiye gibi fışkıran mutluluk gözyaşlarıyla içimde çam ormanı gibi yangına dönüşmüş aşkımı söndürüyorum. Siyanet mi onlar? Sonra içimdeki yangını söndüremem. Çiteyi yanmalı motor gibi alev alıp kora dönerim vallahi. Bana ne Şakir? Sen atımı istiyor. Bu mu? Bu yani. Ya burada o kadar güzel süslü laf ettim. Sen hala at diyorsun ama bana. Ama istiyor. Atını istiyor. Ya tamam bak, kayboldu demek ki. Boş ver, yenisini alırım ben sana. Hayır! Evet! Sana ne oluyor? Sen niye bağırıyorsun ki kulağımın dibinde öyle? He? Kızım atlara fısıldar gibi fısıldayacaksın benim kulağıma. Sen zaten böyle yaparsan olmaz ki. Hayvan korkup kaçar gider zaten. Atlar duygusal hayvanlardır kızım. Başka at deyince baban bağırsın ama sen bağırma. Ya Şakir, ben Genco'mu istiyorum. O benim ilk atımda. Onun yeri apayrı. Genco'mu istiyorum ben. Kız, bana bak doğru söyle. Senin atı benden daha mı çok seviyor? Ya Şakir, saçmalama ya. O benim sadece atım. Ama sen hay atımsın benim Şakir. Ya. Hay ben senin o dudu dillerine kurban olayım. Ya günler değil, dakikalar geçtikçe daha çok kapılıyorum aşkının girdolabına. Şakir, bana atımı bul. Hay ben senin atına. At da at, at da at, 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 at. Bu ne at sevgisiymiş ya böyle? Bak, yok işte. Olsa kocaman burada gördük. Koskoca at değil mi? Beni burada konuşturma şimdi. Babam korkuluk yapınca hep annemi çağırır aslında. Hep beraber güle oynaya, keyifle yaparlar. Oğlum mutlu aile tablosu çizmesene. Amcan gidik. Abi, aslında ben de iyi yaparım korkuluk. Ya sen ne anlarsın damat korkuluktan ya? Allah Allah. Sen sıfatının tam boy resmini darlanın ortasına diksen. Değil, garga, ayı bile korkar. Sen karışma. Ben yaparım. Aa, abi ne kadar ayıp ya. İstersen yapayım da gör. Olmaz ki böyle şey ya. Bırak sen bana. Beni deli ettirme. Sen yaparım. Sen yaparım. Ya baba, enişte. Tamam, sakin olun. Ben yaparım. Ne var yani? Alt tarafı korkuluk yapacaksınız. Yaparım ben. Oğlum sen de yapamayın ya. Allah Allah. Bunu yapsa yapsa Mustafa Ali amcan yapar. Hem de bak, İstanbul'daki Nişanbaşı Caddesi'ndeki lüks mağazaların vitrin mankeni gibi yapar hem de.
Çocukken de hep beraber yapardık değil mi Mumuk? Hani mutlu olurduk hep beraber, onu demeye getiriyorum. Hadi sen yap. Yap da el alem korkuluk yapan adam görsün. Açalım şöyle bakayım. Yer açın bana. Evet. Çok basıyorsun amca. Kasılıyor. Yürümüyor testere. Sus ya, Allah Allah. Benden iyi mi bileceksin? Amca bir dakika. Ne yapıyorsun? Sabunluyorum amca. Bunun desteresine varsa dış jeli sür oğlum. Sabun buna kepek yapar. Çok komik. Çok iyi. Çok iyi. Ver. Ay şüper yem içine. Ne yapsam acaba? Vallahi. Dur bakalım. Alo. Heh, Sefer'cim. Biz akşam kızlarla toplaşıp Meryem'e gideceğiz. Haberin olsun, tamam mı? Heh. Haydi bakalım. Genco. Bak burası senin yeni yuvan. Bakalım beğenecek misin? Haydi bakalım. Geç. Buyurun. Buyurun. Cennet. Beni unuttun aşkım. Sen peşimizden koşarak mı geldin? Hı hı. Hayda. Cennet. Şişt, Cennet. Cennet. Tamam hayatım, tamam. Yok, çok geç kalmam. Perihan teyze arıyor. Efendim Perihan teyze. Kızım, Şakir yanındaysa telefona veriver. Yanımda, veriyorum. Aliye. Şakir. Çocuğum, ben anonsu duydum. At burada. Ay ödüm patladı vallahi. He? Vay mübarek hayvan. Demek evin yolunu kendi buldu he? Ya atın. Ay yok, ben evde istemem. Dünyada istemem. Hep pisler buraları, pis kokar evim. Aa, istemem. Tamam. Beni halledeceğim, merak etme. Bakalım komple bana ait. Hadi kapat yine bunu. Ya Şakir attım onu. Kız gördün mü işte, al sana. Ya. Canında şu an var ya, felaket lavajını çekti he. Siparişler getirsinler aşkısım o zaman. Kız olmaz. Telefonu açamam şu an. En az birkaç gün daha idare etmem lazım. Adamlar izimi bulabilirler. Hayır, sen de niye lavajuncunun numarasını telefonuna kaydetmiyorsun ki? Lavajonsuz kaldım senin yüzünden. Aa! Atı da bulduk. Hadi gel at. Hadi gel at da at başımın etini yedir. Hadi al sana at. Ya olmuyor Musta Ali ya. Mağaza mankeni yapmıyorsun oğlum. Açık tut kollarını acık. Kargalar görsün de korksunla. Evet abi, hacimli olursa yukarıdan daha korkutucu gözükür. Kolları da açık çakmak lazım. Senin ağzına çakarım ha. Ben ne dedim? He? Benim dediğim şeyin aynısını papağan mısın ki tekrarlıyorsun damat? Delilendirme beni. Tamam ya, kavga etmeyin. Alt kolları da azıcık açık çakarım, olur biter. Abi bir gelsene. Hastalık gördüm sanki ben zeytinlerde. Tut oradan oğlum. Çıktım amca. Ha.
Abi ben bilhassa lafı gargaraya getiriyorum ya. Şu an fevkaladeyiz. Nurcan yengemi tamamen unutturduk. Ama ben ne desem sen beni gömüyorsun. Farkındayım. Ama ne yapayım? Sen konuşunca dayanamıyorsam demek. Ama haklısın. Nurcan meselesini çok iyi açtık. Unutturduk basbayağı. Şu an bak ya. Bence de, bence de. Çok iyi Mustafa Ali, çok iyi. Sert vur amca, sert. Vuruyorum oğlum. Aşkısım ya. Bu hortum fiskiyesi de ne değişik bir şeymiş ha. Herhalde kızım. Tazikli suyu daha çok tazikli versin diye. Ya Ariki dayı, biz bunu kendimiz takabileceğiz mi he? Bunu böyle hortum mortum böyle takım falan bayağı karışık, alenkirli duruyor. Garantisi var mı bunun? Servis mi gelip bağlayacak? Yok bırak kuzum ya. Ben sasındaki sözlük bile takar bunu. Takması çok basit. İyi yazam. Ne gülüyorsun kız? Ne gülüyorsun? Gülme öyle. Çocuk bunu takabiliyorsa küçük parmak ve az güç gerektiği için takabiliyor. Alet benim aşırı gücüme dayanamadı. Yıldı. Yeter artık bırak beni dedi. Ben ne yapayım? Hem şimdiki çocuklar niye oyuncaklarla oynuyor? Tabii. Babam bana da öyle bir oyuncak almış olsaydı ben de takmayı becerebilirdim herhalde. Bak Şakir, evladım ben bu atı burada istemiyorum ona göre ha. Ya tamam annem tamam, sakin ol biraz ya. Ya sonuçta bizim evimizin üç bir tarafı ahırlarla çevrili Allah'a çok şükür. Beni ahırlardan birine bağlayacağım. Ha, karavansı da var aslında. Yani istesem öyle de gez. Hatta bizim Halim'le Sami'nin işletmeye aldığı jumping alanına da götürürüm. Oraya bir ağaca bağlarım ama hayvan sıkılır biliyor musun? Tabii. Yani olmaz orada. Sonra hayvanı götürürsem Dudum beni atımı özledim falan diye üzülür. Olmaz ha. O şekilde yani. Yine bunları şey yapayım, bağlayayım. Ayarlayacağım onu. Genco! Hayır oğlum. Otur oraya. Hadi gel birinin yatağına götüreyim seni. Gel. Of. Aldı gitti işte arabaya. Getirmiyor. Hadi aç şunu. Kediye ciğer emanet ettin sen de Veli. Demiştim ben sana. Evet ya. Bunun Garfield olduğunu unutmuştum bir an. Neyse. Hadi ara bir daha da. Çok ısrarcı ya. Hala çaldırıyor. Ama bunun sessiz de olma ihtimalini hiç düşünmüyor. Allah Allah. Bu sanki bana birini hatırlatıyor ama. Ben de tam çıkaramadım. Kim ki bu ya? Çok tanıdık geliyor ama. Hayır ama ya. Böyle mi çıkacaktın karşıma Nurcan? Yaşa! Nurcan bu, doğru. Yakalayın tutuşunu! Amca! Mustafa abi dur ya, dur! Ali! Ben ya internette bir video gördüydüm. İnek tren geçerken bakıyor, bakıyor. Sonra gidip trene kafa atıyor. Aynen öyle oldu, yemin ediyorum öyle oldu. Sus! Sen zaten tren gibisin. Bir de arabanın içindesin. İki ağır kütle birleşti, şiddetli bir çarpma oldu tabi. Hadi kaldıralım abi, götürelim arabaya. Hadi. Bismillah, bismillah. Hadi bakalım. Hadi. 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 Allah Allah. Hah, kaldır. Kaldık. Geç oğlum öbür tarafa. Bitti. Geç abi, geç, geç, geç. Ha. Geç, geç, ha. Geç. Ha. Tamam, ben öne geçiyorum, bekle. Beni almıyorsunuz mu?
Ya durun ya, telefonum kaldı içinde ya. Allah'ım ya Rabbim ya. İyice baktın mı damat? İyi bak, belki doktorun göremediğini sen görürsün. Hı? Ya adam bir şey yok dedi ya. Daha neye bakıyorsun? Münasebetsiz. Yani hali hazırda Mustafa Ali abimin beynini görmüşken detaylı olarak inceleyeyim dedim ya. Sonuçta bu zekanın kaynağı MR olarak resmedilmiş, elimde duruyor. Sen dua et de kafasını vurdu gidip arabaya. Başka bir şeyine, kaval kemiğini falan vurmadı mesela. Yoksa şu an onun MR'ına bakıyordun ayrıntılı. Aa. Ya amca, ben hakikaten anlamadım. Sen niye gidip kafa attın arabaya? Bitsin artık bu acılar dedim. O an yaşamak ağır geldi bana. Kendimden nefret ettim. Nurcansız bu hayat olmaz bana. Ah be kara panter, sen de mi oğlum ya? Sus, hatırlatma işte. Yüklenme çocuğa, onun bir kabahati yok. Aklımdan hiç çıkmıyor ki. Yeğenim, sen de bana sür. Babama müracaat edelim. Mutlaka bir denizip buyurur. Tamam işte. Veli'ye de arabayı bırakayım. Haber de vermedik, merak etmiştir çocuk. Al şunu da. Sadık'ın düvesinin telefonu çalıp duruyor. Yalnız resim çok net ya. Tababet ilmi ne kadar çok ilerledi. Şu orta noktadaki löpçük beynin aşk löpçüğü herhalde. Kararmış olmasından belli. Tabii ki beyinde bir aşk girdabı söz konusu. Senin çıksın. Beynin çıksın. Löpçüğün çıksın. Susmadın. Ya Mustafa Ali ya. Ya oğlum ya. Ya bir şey gel. Ya polise falan mı haber versek? Kayboldu herhalde. Umarım başına kötü bir şey gelmemiştir. Yoksa bana arabayı verdim diye sorun yaşarım. Damat, kötü bir şey olduysa sakın topa girme. Tamam mı? Arabayı alıp gitmiş, haberim de yoktu dersin polise. Yani tahminimce yırtarsın. Yok, onu yapamam ben. Sebep? Polise yalan söylemem. Bu suç olur. Ne diyor bu ya? Bu model böyle dayı. Aşırı dürüst. Ben seni anladım damat. Biz çok farklı dünyaların insanlarıyız. Arıyorum 155'i. Bunlar Ercan abiyle ne ara bu kadar sen oldular ve neden muhabbete girdiler acaba? Keşke biraz daha yaklaşıp onları duyabilseydim ya. İyi akşamlar. Bir kayıp ihbar yapacaktım. Evet. Dur, 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 dur. Arabamız kaybolmuştu ama şu anda bulundu. Çok özür dilerim. Meşgul ettim sizi. Ya arkadaş, sen ne yapıyorsun şu an? Niye arka basmadan fren yapıyorsun ki şu anda ya? Az daha aşk kısmının arabasının hava organları açılacaktı. Manyak mısın? Yavrum, arabayı... Ya bir susun ya, susun ya. Çocuk yatıyor burada. Efe, şişt, ne yapıyorsun abicim burada? Kalk. Telefonum kayboldu ya, onu arıyordum. Yalancı. Dümen yapma. Arabayı alınca biz arkamızdan bağırdın telefonum kaldı diye. Bu ne? Al hadi al. Sen neredesin? Ya Mustafa ile amca yay olarak senin arabaya çarpıp bayıldı. Bunlar da arabayı alıp hastaneye gittiler. Ben de saatlerdir yürüyorum ya, kilometrelerce yürüdüm. Ne diyorsun sen ya? Babam iyi mi şimdi? Doktor baktı abicim. Gayet iyi durumda, telaş yapma. Sanırım Nurcan yengem yüzünden çok ağır bunalım geçiriyor. O da benim gibi çok sevdiyse demek. Aşk böyle bir şey işte. İnsan başka bir şey düşünemez oluyor. Ne oldu ya? Bir sessizlik oldu. Kız çocuğu falan mı doğdu şu an? Ayrımcılık yapmasana Şakir.
Ya aşkısım, işte çiftler böyle aşk meşk konuşulunca bakışmaya başladı, anlamıyor mu ya? Keşke sen de atını getirseydin Dudu. Ya onunla bakışırdınız. Çok komik. Ceto şen dedi işte ya. Sen gülme Şakir. Kız ne yapıyorsun ya? Genco şu anda istirahat etmek üzere pansiyonda. O kadar yol geldi, yoruldu. Dinleniyor yani. Street ehat. İstirahat. Nasıl ismin ama ilgili seni. Oo, bayağı iyiydi, bayağı. Şakir, o değil de sen hayvancağızı da unutma bir yerlerde, her şeyi unuttuğun gibi. Ya yok be oğlum, at bu. At unutulur mu ya hiç? Neyse, şomangolu falan kurak da. Efe, sen git. Hemen suya bizim masayı kondur, çabuk. Lavajın sipariş edemedim. Malum, onlar var ya, o isteğin. Evdeki derin dondurmacadan et olarak ne vali ne varsa atıp geldim. Tamam o zaman, siz geçin. Ben bir babamı arayayım ha. İyi hadi. Aynen, babanı arayalım, hadi. Şişt. Efe Bey. Felaket esprileyim. İşte hep böyle baba. Yüksek müdahalelerinize ihtiyaç duyuyoruz babacığım. Evet. Ya baba, sen her şeyi görüyorsun da biz nasıl göremiyoruz ya? Nasıl oluyor bu? Biz senin gördüğünü nasıl göremiyoruz? Nasıl ya? Oğlum, sen kırkını devirdin, ben 65'imi. Maşallah. Bir şey baktığımızda ikimiz de aynı şeyi görürsek ne olur biliyor musun? Ben 25 yıl boşuna yaşamış olurum. Vay! Gördün mü? İşte attı gol oldu ya. Ne güzel teyze buyurdunuz babacığım, maşallah. Efendim kızım. Baba, iyi misin? İyiyim, çok iyiyim. Babamın bağında gibi oturuyorum. Gibisi fazla, babamın bağındayım. Bak, beni üzmemek için böyle söylemiyorsun değil mi? İyisin yani ha? Nereden çıkarıyorsun bunları ya? Ya bir kere bile beni arayıp yanıma gel demedin. Sabahtan beri Veli ile birlikteyim, dolaşıyoruz. Sesini bile çıkarmadın. Hiç merak etme kızım. Bundan sonra hep beraberiz. Karım yoksa bile yanımda sen varsın artık. Ben zaten senin için geldim buraya. Hadi şimdi kapatıyorum. Daha sonra görüşürüz. Öpüyorum canımın bir tanesi. Yine başladım. Ya Mustafa Ali, bu kadar da fazla gari. Neyse, yorgunluktan oluyor bunlar. Yorgunluklardan, hadi kalk git içeride yat biraz. Baba, içerilere kapanamam ben. Gözüme uyku girmez benim. Ne edeceksin? Uyumayacaksın mı? Bizi de uyutmayacaksın yani. Dur. Sen onu bize bırak baba. Ben bir yöntemini biliyorum. Ya ayran falan bir şey de mi bulaydık bir yerden ya? Takviye olurdu en azından. Abi, Muğla'ya inip nöbetçi eczaneden uyku hapı falan mı alsak? İyi fikir. İstemem. Sus! Sağ fikrini soran olmadı Mustafa Ali. Vallahi arabanın egzoz gazını içeri veririm de öyle uyuturum seni. Laf dinleme. Kapa gözlerini bakayım. Allah Allah. Hadi bakalım hayırlısıysa olsun bu iş inşallah. İnşallah. Ya siz içeri girin de ben bir seyfomu şey edeceğim. Siz şey edin hadi. Tamam hadi. Ha. Ya kaç ay ayrı kaldık. Hiç mi özlemedin beni? Yoksun ortalarda. Nasıl ya kaç aydır ayrı kaldık? Ya iki gündür İstanbul'da beraberdik ya kız.
Ya onu demiyorum, 1,5 aylık ayrılık sürecimizi diyorum. Odamızda bazı değişiklikler yaptım. Sanki yeni başlıyormuşuz gibi bir heyecanım var, öyle bir heyecanım var. Ama sen ortada yoksun ya. Ya durumu biliyorsun kız. Anla işte, konuşturma beni. He, anladım anladım, tamam. Bir şey demiyorum. Bana bak, biz şimdi Meryem'e geldik. Halledeceğiz, halledeceğiz. Mumi ile bunu barıştıracağız. Nurcan da buruşturup attı mıydı her şeyi? Artık eskisi gibi güllük gülistanlık olacak diyorum ya. Çok iyi düşünmüşsünüz. Biz de o yönde markaj yapıyoruz. Hiç merak etme. Siz sağlı, biz sollu. Hep beraber. Hadi bakalım o yanlı. Kapıyorum kapağı. İyi madem. Sen ne yapıyorsun ki şimdi? Sanki arabadaymışsın gibi bir ses var. He kız. Hatırlasana, Samim çocukken uyumazdı da arabaya atıp dolaştırıp uyuturduk. O hesap yani, anladın? He, anladım. Mumiyi uyutuyor. Neyse hadi. Hadi kapıyorum. Kapa. Seyfom ya. Kapattı. Kapa gözlerini. Uyumadın mı sen hala? Çabuk kapa gözlerini bakayım. Abi, ninni falan mı söylesen acaba? Yok, daha neler. Oh, keyfe bak be. Mis. Şunları salça mı olsam acaba ya? Ha? Neyse, tutayım kendim ben. Kimliğimizi belli etmeyelim şimdiden. Şakir. Ya senin bu telefonun niye kapalı? Şey ya kardeşim, öyle belli bir sebebi yok ya. Vallahi. Teknoloji biraz beni baydı, biliyor musun? Sıkıldım yani. Biraz rahat nefes alayım dedim. Et yesenize. Vallahi et yiyin, et çok güzel. Ya şurada şu anda makasinciler olmuş olsa bizi görseler vallahi 40 güne et yediler diye haberimizi bile yaparlar he. Lafı değiştirme. Melisa'nın babasının izini bulmasından korkuyorsun diye duyduk. Yalan haber. Yalnız öyle bir şey varsa telefon kapatmakla yetmiyor. Sim kartı telefona ayırman lazım. Allah'ım ya. Aa, aşkısı bu ne ya? Bakayım. Aa, bu ne? Aa. Kız bak, bu ne be? Kız dur, ne yaptın? Bak suya düştün. Ya ne yapıyorsun ya Şakir? Kız tokaymış, dur. Hemen bir dalıp çıkacağım, bir dakika dur. Ya ne yapıyorsun? Buldum. Ben hemen bunu bir kurulayıp geliyorum, hemen şey yaparsın. Şahin. Ne yapıyor ya? Gel abicim gel. Eline sağlık. Gel. Buldun mu kızı? Buldun mu? İzlerini buldum. Nerede? Nerede? Yurt dışına kaçmışlar. Ocan Terk midir nedir onunla? Ya yurt dışına kaçmışsa nasıl bulacağız? Bu çocuktan nasıl intikamımızı alacağız? Bunu bulacağız, bunu. Bulun bana bunu. Kızın acısını da, bizim intikamımızı da bundan alacağız. Bak ondan sonra o Can Terk nasıl paşa paşa geliyor. Mecbur gelecek, mecbur. Ya şu kemikleri falan atmayak he. Köpeklere falan veririk. Yani yazık bak. Aç kalmasın aycanlar. He? Şuraya koyayım, buraya bırak. Şunu da koyayım aşkısı. Baba ne yapıyor acaba ya? Şuraya bak ya.
Ben burada köpeklerden bahsediyorum. Kızın aklına babası geliyor. Nasıl kız ya? Ya Şakir, ben seni mi dinliyorum sanki ya? Ya kızım, ne dikleniyorsun sen benim sözüme? Allah Allah. Eh gari ama ya. Sessizlikle huzur bozmaya mı geldiniz siz? Aşkım doğru diyor. Kemik için kavga edilmez. Merak etme, hepsi geçecek. Hepsi unutulacak. Nurcan'ın telefonu açsın yeter ki. Ay nereye unutuluyor, nereye unutuluyor? Hayatta unutulmaz onlar yani. O kadar kötü olay yaşadılar. Sürekli akıllarına gelecek artık bunlar yani onların. Unutmak başka bir şey kardeşim. İnsan seviyorsa eğer görmez. Gördüğünü unutur. Sonuçta unutmak bize verilen en büyük nimetlerden biri. Kıymetini bilmek lazım. Bence de. İnsan seviyorsa eğer sevdiğinin bütün kötü şeylerini unutur. Gerçekten sevenin unutmaması gereken tek şey sevgisi, aşkı olmalı. Tek büyük sevdalar unutmaya çalışmak da unutulmaz. Gerçek aşkı bulduysa insan buna şükretsin bence. Kendine gel artık aşkım. Bitti müzik, bitti. Tamam, sakin. Tamam. O nasıl bir ses ya? Biz de teyzesiyle yakını kuralım diyoruz ama asıl cevher buradaymış ha. Ya arkadaş, bütün köyün sesi güzel herhalde. Ben anlamadım ki bu ne biçim iş. Eşek senin ağzınla fırın mı yapayım? Fırını dağlar, çimbili bağlar. Ben nerede kalayım oy? Eşek senin burnunla çeşmemi yapayım? Çeşmeli dağlar, sümbüllü bağlar. Ben nerede kalayım oy? Eşek senin kuyruğunla kamçımı yapayım? Kamçılı dağlar, sümbüllü bağlar. Ben nerede kalayım? Oy.
Yakılmıyor. Heh, gel bakalım Sadık. Vallahi Sadık, sana da ayıp oldu. Aa, hacı annem olur mu öyle şey? Badegül yokken bu evde kahve işleri bende. Ellerine sağlık. Ay niye ayıp olsun canım? E Sefer de bana evde yapıyor ara sıra. Vallahi pek de pek olmuş ha. Samsa'nın kahveyi artık sen alacaksın herhalde. Yok be Nuriye. Bizim yıllardır çok şükür işimiz gücümüz belli. Benden başka bir isteğiniz yoksa hanımım ben çıkayım bir iki tur atayım. Yap bakalım. İyi olur, iyi olur. Biz de baş başa konuşan bakan biraz. He. Hayırlı akşamlar, iyi sohbetler. Hadi bakalım, hadi bakalım. Hayırlı akşamlar. Güle güle, güle güle. Bütün gece yemekte dolan başlı bir sürü cümle kurdunuz. Belli ki ağzınızda ıslatamadığınız bir bakla var. Dökülün bakalım bu baklayı. Vallahi Meryem, biliyorsun sen bizim ilk göz ağrımızsın. Malum sakınan göze de çöp batağı. Başka göz ağrılarımız da oldu emme. Onlardan kurtulduk çok şükür. Bakalım laf nereye gelecek? Bak, bak geliyor. Tam da gediğine geliyor hem de. Dinle. Ay ana, sen de uzatma, deyiver işte. Bak o da merak etti. Acaba tahmin ettiğim şeyi mi söyleyecek diye bekliyor herhalde. Bak biz burada kaç tane gün görmüş, geçirmiş kadın aynı şeyi düşünüyoruz. Biz bunu düşünüyorsak her yanda düşünecek değil mi? Lamicim yok bunun. Ne diyeceksen de ana, hadi de. Kız Meryem, gel barıştıralım Mustafa Ali ile sizi. Hepimizin gönlü hoş olsun. Bak sen ilk göz ağrımızsın diyorum. Başka ne diyeyim? Mustafa Ali'm de inşallah yarın öbür gün takıntılığından kurtulunca... Allah'ım sen bize nasip et ya Rabbi. Ne diyorsun kız? He? Meryem, sen bunu bir düşün. Ben bir düşüneyim. Doğru ya. Düşüneyim ben bunu. Düşüneyim. Aa, nereye şekerim? Ben bir düşüneyim. Düşüneyim ben bir. Dandini dandini dastana danalar girmiş boşluğa. Bildiğim ninni kalmadı. Hadi oğlum artık uyusana.